Pardon. Fatih'in sesi yok galiba, geldi. Hadi ya. Heh, şu an geldi. 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 Evet efendim, yayındayız. Hoş geldiniz. Hoş geldin Fatih abi. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam çok heyecanlıyız çünkü Fatih geldi sağ olsun. Bizim talebimizi kırmadı ve bizle bu yayına katıldı. Ona gerçekten hepiniz adına teşekkür ediyoruz. Kendi adımıza da teşekkür ediyoruz. Fatih hoş geldin. Nedensin ama abi? Hep vardı bu. Niye böyle? Yok abi, TRT sorusu. Ya bilmiyorum ki. Hoş geldiniz. Ya ben hoş geldim. Neden Sima? Bilmiyorum ki. Aslında şöyle desek. Çünkü sinema şu anda değişiyor. Aslında böyle mi girelim? Yani şu anda bu krizden de dolayı, ama krizden evvel de vardı sinemadaki kriz. İşte streamingler, diziler falan bütün dünyada arttı. Ve bir sürü ünlü sinema yönetmenler sanki spor alanını değiştiriyorlar. Ben de buna aitim. Ve kendi kendime diyorum ya, şimdi ben sinemacı mıyım, %100 bir sinemacı mıyım? Veyahut da benim işim aslında şey mi? Bir anlatan bir insan, böyle masal anlatan bir insan. Hikayeci. Eskiden vardır ya böyle, ne bileyim, pazarlarda böyle hikaye anlatanlar, veyahut da daha eskiden böyle mağaralarda falan böyle. Evet. O dönemde hikaye anlatanlar. Belki benim işim daha fazla bir masal anlatan. Yani sinemadan hariç. Biraz kendi hikayelerini anlatmayı sevdiğinden çıkıyor gibi anlıyorum ben o zaman. Yani şimdi 1980'lerde işte o zamanlar ben 73 doğumluyum. İşte o zamanlar 7 mi 8 yaşında mı falan, bir dönem işte internetten evvel, ondan sonra çanak televizyondan evvel şeyler vardı. VHS video kültürü var. Ve bunları da Almanya'da, yani ilk alanlar, yani en büyük pazarı belki de göçmenlerdi. Yani Türk göçmenler. İşte onlar da zaten en büyük gruptu göçmenlerin arasında. Ve yani şöyle bir kültür yaşıyorduk. Ne bileyim, misafirliğe gidiyorduk. İşte annem, babam, abim falan. İşte falan aileye. Onlarda da bir VHS vardı. İşte bazılarında şöyledi. Yani Türk filmler seyrediyordu. Yeşilçam. Yani her şey işte Hababam sınıfı, o bu. Yani Yeşilçam. Bildiğiniz Yeşilçam. Lütfü Akat falan. Gelin diye o türlü filmler. Ondan sonra bazen solcu ailelere giderdik. Yani çünkü annem öğretmen. İlkokul öğretmeni. Ondan sonra onların evinde böyle Yılmaz Güney filmleri falan oynardı. Ondan sonra filmlerden sonra böyle büyük tartışmalar falan vardı. Çünkü benim babam yani hiç solcu değil yani, katı yani. Onları tabii çocukken takip ediyordum. Ve bu da tabii ilginç yani, 7 yaşındasın. 7 yaşında, benim bir kızım var 7 yaşında. Yani biliyorum yani 7 yaş ne demek. Ama onlarda böyle bayağı böyle bir hafıza falan var böyle çocuklarda. Ve tabii ki bunlar film seyrediyorlar. Sen de seyrediyorsun. İşte ne kadar anladığın o da yani, böyle Türkçen de o zamanlar da zayıf tabii ki yani. Alman okullarda yetişiyorum, Alman sokakta falan. Halen zayıf Türkçem duyduğunuz kadar. Neyse. Ondan sonra tabii bu benim ilgimi çekti. Yani o nereden geliyor? O ilgi nereden kaynaklanıyor onu bilemem. O işte ne bileyim, kader. Ondan sonra bazı aileler vardı. Onlar da böyle, onların rent video yani böyle kiralık şeyde dükkanları vardı ve sadece Türk filmleri değil, Batı filmleri de kiralıyorlardı. Ve o zamanlar da böyle işte her gittiğimiz misafirler, onların iki videosu vardı yani. Bir işte oturma odasında aileler oturuyordu, böyle büyükler oturuyordu. Ondan sonra onların çocuklar odasında da video vardı. İşte zengin aile. Zengin aile, evet aynen. O zamanlarda da işte bütün o Bruce Lee, Jackie Chan, ama Spielberg'ler, işte Poltergeist'lar, korku filmler, Romero, işte zombi falan, bunların hepsini seyrettim. Assault, yani Carpenter'ın filmi falan. Yani zannediyorum ki yani 1981 ile 1980 veyahut da 90'a kadar en fazla film seyrettiğim dönem o dönemdi. Ve her türlü film.
Ve harika. Filmler bütün hayatımdı. Sinema biraz sonradan gelen bir şeydi. Yani sinemayı böyle babam giderdi bize, bizle abimle yani sinemaya böyle çürürken çizgi filmleri, Walt Disney filmleri falan. Ama sinemayı gerçekten böyle kendim böyle işte 12 yaşında falan Ghostbusters'larla falan keşfettim ben. Ondan sonra sinema da pahalı bir şeydi yani. Böyle. Yani park falan işte o harçlığı çıkart. Yani o sinemaya gitmek böyle büyük bir şeydi, böyle bayramdı yani sinemaya gitmek. Böyle her hafta falan sinemaya gidemiyorduk. Yani, abi bayağı pahalıydı. Tabii. Yani o zamanlar işte ayda bir kere, 3 ayda bir kere falan. İşte sonradan işte öğrenci olduktan sonra kendi cep harçlığımı çıkarttıktan sonra böyle orada burada çalıştım falan. Öğrenciyken. O zaman başladım her gün sinemaya gitmeye. O zaman o işte 90'lardan itibaren o değişti. O video kültür biraz geriye çekildi. Hep sinemaya gittim. Ondan sonra biraz geç tabii sanat sinemayı keşfettim. Yani sanat sinemayı aslında ben kendim film yaptığım yani başladığımda işte Kısa Vacisiz ve ondan evvelki kısa filmler, işte 95'lerde ilk kısa filmi yaptım. O zaman başladım işte sanat filmleri keşfetmeye falan. Yani zannediyorum ki Apocalypse Now'u, işte Coppola'nın Apocalypse Now'u ilk defa 95'te, evet 95'te seyrettim falan. Yani Fellini'ler, Melini'ler, işte Tarkovski'ler falan. Onlar çok geç gelen şeyler. Ben 80'lerin işte korku filmlerle, işte action filmlerle, Yeşilçam'larla, yani halk sinemasıyla yetişen bir yönetmen oldum ben. Peki abi, benim bir sorum var. Bu storytelling ve işte sinema keşfinden bahsediyorduk. Acaba sinematografiyi ne zaman keşfettin? Yani senin için aslında sinematografi ne anlama geliyor? O keşiften sonra nasıl bir anlam buldu sende? Bak, ilk önce edebiyat mesela denedim. 14-15 yaşında, 16 yaşında. Baktım ki benim içimde böyle bir sürü hikayeler var. Kendimi ifade etmek istiyorum. Olmuyor falan. O zaman da bugünkü gibi değil ki. Yani böyle cep telefonla biz yani 10 numara filmler çekebiliyorsun bundan artık. Biliyor musun? Evet. Yani böyle festivallerde oynuyorlar böyle. Gerçekten bir sanata geldi. O zaman öyle değildi. O zaman böyle bir kamera bulmak falan böyle çok zor bir şeydi. İşte yazı yazıyordum falan. Ama benim bir kuzenim vardı. O şu anda Türkiye'de yaşıyor. Onlar temelli döndüler Türkiye. 1984'te. Halamın oğlu. Halamın oğlu. Onda bir hem bir Super 8 kamerası vardı. Hem de projektörü vardı. Wow. Ve kendimizi çekiyorduk. Ben o zaman böyle 10 yaşındayım falan. 8, 9, 10. Ve onları böyle yani kameradan çalışmak, çekmek ve onu büyük görmek. Ve ondan sonra hep böyle filmleri geri sarıyorsun ya. Evet. Rayları başa getiriyorsun falan. O yüzden bütün filmi böyle geri görüyorsun. Yani bu da çok değişik bir şey. Yani böyle ilk defa görüyorsun, böyle bir hareket geri gidiyor. Yani o böyle bütün dünyamı değiştiriyor. Ve o zaman dedim ki ben bunu yapmak istiyorum. Bir. İkincisi, şöyle bir travma yaşadım. İşte o bahsettiğim dönemde, işte 80'lerde zombiyi seyrettiğim zaman, Romero'nun zombiyi Dawn of the Dead, hani bir mağazada geçiyor ya. Evet. Onu seyrettiğim zaman işte 8-9 yaşındayım ve uncensored, yani kesilmeden seyrettim ben onu ve çok korku yarattı bana, bir travma yarattı. Ve yani seyrettiğim zaman yani filmi böyle seyrediyorum. Ondan sonra çok korkuyorum. Film bitiyor. Orada yazılar yazıyor. Ve ben de o yazıları anlamadım tabii. Yani ne yazılar bunlar? Ama o zaman okuyabiliyordum. İlk okuldayım. Ve iyi okuyabiliyordum. Erken yaşında okumayı öğrendim. İçinden okuyorum. Kamera, kurgu, directed by falan, ne bileyim. Ve anlamıyorum ama anlıyorum aynı zamanda. Ve şöyle anlıyorum. Bu gerçek değil seyrettiğim şey. Bu birileri yaptı bunu. Ve yapan kişiler de şu.
isimler. Kim bu isimler? Neden yapıyorlar bunu? Nasıl yapıyorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. Belki korkumu yenmek için öğrenmek istiyorum. Ve zannediyorum ki yani bu sinema sevgisi ve sinema meraklılığı ve film sektörüne geçmek ilk adımlarını işte o Süper 8 hikayelerle ve işte Romero'nun zombiyle el ele giden bir şey. Güzel hikaye. Peki güncel olarak sorarsak bu soruyu, yani görüntü yönetmenliği senin bir Fatih Akın sineması için nerede başlıyor? Nasıl ifade edebiliriz? Fatih Akın'ın sineması görüntü yönetmenliği açısından nasıldır? Şimdi zannediyorum ki böyle ilk çektiğim filmler, yani lisedeki çektiğim filmler, ona bir saatten sonra anladım yani ben kamerayı nereden bulabilirim falan, işte merkezler, halk evi gibi merkezler vardı burada. Onların bazen böyle video grupları vardı, böyle amatör video grupları falan. Oralara gittim falan, takıldım 16 yaşlarında, 18 yaşlarında. Bir sanat dersinde, lisenin son yılında bir film kursu verildi. Yani son sınıfta, yani son yılın konusu sinemadı. Yani görsel iletişim. Ve ilk defa kameradan orada çalıştım. Tabii ki zayıf bir çalışma falan. İlk kısa filmler. Ve pek düşünmediğim, taşınma yani böyle ışık, kadre falan, o türlü bir gramatiğim daha hiç yoktu. Ve hiç bilgim yoktu. Yani sadece gördüğüm şeylerle, yani videoda gördüğüm şeylerle veya da sinemada gördüğüm şeyleri, onlardan öğrenip kamerayı kurdum. Ve bir teknik uzmanı da pek değildim. Yani o zaman değildim, bugün de halen pek teknik uzmanı değilim. Ve orada ilk denemeler yaptım ve okulda ama çok iyi bir öğrenci değildim. Benim derslerim böyle zayıftan orta sayılır. İlk defa 10, yani bir karnede bir 10 dereceyi o yılda aldım. İşte o görsel iletişimde aldım. Yani ilk defa. Yani ve ilk defa dedim ki kendime, yani bunu gerçekten bunu yaptığım zaman birileri beğeniyor falan. Bir kısa film yaptım. Bir yarışmaya katıldım. O yarışmayı kazandı ilk kısa filmle. Sensin diye bir filmle. O zaman işte ilk kısa filmi yaptığımda tamam, üniversiteye başlamıştım ve üniversitede güzel sanatlarda işte görüntü iletişimi okudum. Visual Communication. Ama üniversite, yani ders pek hoşuma gitmedi. Yani böyle şey bir ders değil, böyle her gün oraya gidemiyordum. Böyle haftada bir kere dersim vardı veya da iki kere. Ondan sonra işte kızlar hoşuma gidiyordu. Belli bir saate kadar. Ondan sonra yani onlardan da papaz oldum. Ve setlerde çalışmaya başladım ben. Bak ben hep çalıştım. Ben babamın yanında çalıştım fabrikada. Ondan sonra garsonluk yaptım. Sinemada popcorn sattım. Ondan sonra işte film meraklıydım diye ve bir senaryo yazmıştım kısa bacısız lise döneminde. Bir film şirketinde iş istedim. İşte ben Fatih'im, işte senaryo yazdım. Bana bir işiniz var mı setlerde falan, kahve yaparım, kablo taşırım falan. O türlü. O zaman 18-19 yaşındaydım. Ben orada öğrendim aslında böyle set hayatı. İşte ondan sonra o dönemde o firmada, çalıştığım firmada ilk kısa metrajımı yaptım. Ve o zaman da yani böyle filmin en kuvvetli ifadesi kamera bence değildi. Yani kurgusu iyiydi ama kamerası böyle olağanüstü bir şey değildi. Yani çok amatörce, 16 milimetre. Ama çok amatörce yapılmış bir şey. Yani böyle espriliydi. İyi fikirleri vardı. Görsel fikirleri de vardı. Ama böyle pek görüntülükten
anladığım bir şey fazla yoktu. Bunun da farkındaydım. Benim yapımcı dedi ki kısa filmden sonra, şimdi uzun metraja geçelim, kısa başı çekelim. Yok dedim, ben bir film daha çekeyim. Ben daha kendimi hazır hissetmiyorum. Yönetmen olarak ve görüntüyü bilmiyorum ben. Yönetemedim. İlk görüntü yönetmenim vardı ilk kısa filmde. İşte ondan ayrıldım. Çünkü zannettim ki o bana bir şey öğretemiyor. Benim adamım değil. İkinci bir görüntü yönetmenle çalıştım. Frank. O sonra kısa başı çekti. O ikinci kısa metrajı çekti. Ot diye bir film yaptım ben. Onu da Türkiye'de çektim. Şile'de. Hmm. Bilmiyorum o filmi seyrettiniz mi? Böyle torbacı hikaye. Komedi. Güzel bir şey aslında. Belki YouTube'da bulabilirsiniz. O 96'da işte onun görüntü fikirleri daha iyiydi ilkinden. Çünkü ilk film bana zayıf geldi. Görüntüsü, mürüntüsü, tekniği falan. İşte ondan sonra kısa bağcısız onu geçen sene restore ettirdim. Wow. Evet, o yeniden çıkacak. Çünkü Super 16'da çektik. Ve o filmin görüntüsünü hiçbir zaman sevmedim. Aslında yani storyboard'la çalışmıştım. Onda böyle bir şey oluyor, hızlı olayım diye. Ondan sonra günde şunları çekeceğiz, hazırlı olayım diye. Hazır olmak hep önemlidir yani. Günü halletmek önemlidir yani. İşte şunu şu günde çekeceğiz, bunu çekelim. Böyle uzatmasın. Onu da sette gördüm. Yani böyle işte kablo taşırken bunları yaşadım böyle. Yani 16 saat, 18 saat, 20 saat, 24 saat çekmek ve her gün ve setin ekibinin anasını ağlatmak falan. Bunları yaşadım. Ve şöyle bir karar verdim ki o zaman kablo taşıdığım zaman ve kablo taşıdığım zaman en alttasın, tamam mı? Yani böyle herkes böyle götüne tekme atıyor falan. Ve dedim ki yok, ben bunu farklı yapmak istiyorum. Ben günleri zamanında getirmek istiyorum. Öyle bir hırsım var, tamam mı? O yüzden hep storyboard'dan çalıştım. Ve kısa vadisinin storyboard'u filmin yönetmenliğini, görüntü yönetmenliğini çok sıktı, böyle daraldı. Ama hep böyle storyboard'a baktık. Sahneye bakmadık. Ve bunları da şeyde gördüm. Bunları da rushes'lerde. Yani günlük. O zamanlar günlük seyrediyordum. Evet, günlük. Tek çünkü film yani. Böyle laboratuvardan geliyordu ertesi gün falan. Böyle hep beraber bir seans odasında seyrederdik falan. Ve yani hiç derinlik kullanmadım ben mesela. İlk iki haftada. Böyle her şey, bilmiyorum filmi seyrettiniz mi? Her şey izledim. Önde geçiyor ve bir arka planı yok. Yani sanki onun böyle 3D yani böyle bir derinliği bilmeden böyle sadece iki boyut olan bir şey diyebiliyorum sinemayı, tamam mı? Böyle buraya gidiyor, bir de buraya gidiyor. Ama aslında bunun bir üçüncü boyutu da var böyle görüntü olarak. İşte o aslında sanat o yani. Onu yaratmak falan. Onu ilk kısa filmlerde öğrenmedim. Onu ilk iki haftada da öğrenmedim. Uzun metrajda. Onu ikinci, üçüncü haftada öğrendim. Ama orada da yani o da görüntü yönetmeni de ilk filmiydi diye. Orada o bana amcalık yapamadı. Bir abilik yapamadı. Onu beraber keşfettik. Bir yandan da. Ondan sonra bir sürü film seyrettik evvelden. Ve dedi ki kendi kendimize, ya o zaman da Lion çıktı. Matthew Kasovitz'in filmi. Mükemmel film. Evet, ve Nefret. Ve Nefret'in de konusu kısa bağcısına benziyor işte. Üç arkadaş. Ondan sonra yalnızlar olmak istiyorlar. Bir silah falan. Yani benzer bir konu. Tür. Ve onu seyrettik beraber ve o bir çok etkiledi. Onun görüntü yönetmenliği, onun sineması onu çok etkiledi. Ya falan böyle çok eksik hissettim kendimi. Böyle ben bunu yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Ben bunu öğrenmek istiyorum falan. Ondan sonra tabii ki siyah beyaz çekmedik ama dedik ki bize de böyle bir renk sistemi, bir fikir gerekiyor falan. Ve Frank benim görüntü yönetmenim dedi ki şey yapalım. Bunun Türkçe hangi kelime olduğunu bilmiyorum. Bleichbart Überbrückung. Bleichbart Überbrückung
Böyle film laboratuvarda onu yıkadığın zaman bir banyoya sokmuyorsun. Ben siyah beyaz yani şeyi boyutu daha fazla kalıyor filmde. Yani onun Türkçesi ne olduğunu bilmiyorum. İşte Bleichfarbe. Yani böyle monokromatik mi acaba? Evet, biraz kromatik oluyor. Yani böyle renki tam çıkmıyor. Doyulmuyor, anladım. Geliştiriciye sokmanı gerekiyor. Evet, ve filmi de Super 16'da çektik. Onun sonra bir blow up'ı yapıldı 35 milimetre. Ve Frank da bilmiyordu nasıl renke ne kadar fazla etkisi olacak diye. Yani ne kadar fazla renk kaybedeceğiz o banyoyu şey yapmadan o Blackpool bugün şeyinde. Orada ne kadar fazla renk, yani yüzde kaç eksik olacak bilmiyorduk. Şeyde de yani blow up'ta da renk eksikliği olacak. O yüzden fazla ışık verdi her tarafa. Fazla boy attı yani hammalı. Ondan sonra filmi çektik falan. Ve film bitti. İşte montaj o bu falan. Ondan sonra yapımcı diyor ki para kalmadı diyor. Biz bu banyoyu yapamıyoruz. Ne yani, film güzel falan diyor. Film de böyle kaldı. Böyle çok renkli böyle. Yani böyle Yeşilçam filmi gibi biraz. O benim hoşuma gitti. Yani Yeşilçam filmler daha hoşuma gidiyor. Şöyle desem. Renk anlamında. Ve ondan yaşadım. Ama Fatih'de şeyi merak ediyorum ben. Kısa bir acısı üzerinde. O derinliksiz dediğin ilk iki haftan var ya. Bence filmin ama şeyini, hikayesine katkı sağlamış. Çünkü o insanlar hep oraya göçmen gelmişler ya. Evet. Sanki onların da background'ları yokmuş gibi. Yani tabii bunu ben de çok eskiden izledim ama yeniden izlediğimde düşündüğüm şeylerden biri. Bir flatlik var. Şimdi sen anlatınca kafamda daha çok oturdu. Ama mesela ben o anlamın ona işe yaradığını düşünüyorum. Belki tesadüfen olmuş belli ama bir noktada çalışmış gerçekten, evet. Tesadüfen. Neyse, filmi restore ettikten sonra Frank tesadüfen Hamburg'daydı. İşte arada böyle, ya Frank burada mısın falan. 20 sene sonra görüşüyoruz. 22 sene sonra. Ve diyorum ki, abi ben bizim filmi restore ediyorum. Nerede? Şimdi bu hafta neredesin? Gel falan dedim ben de. Davet ettim onu. Sen hallet. Ondan sonra dedim ki ona, bak dedi, ben hiçbir zaman renklerle memnun değilim. Ben de memnun değilim diyor. Ondan sonra o bana o hikayeyi anlattı. O yapımcının para çekmesini. Ben onu bilmiyordum. Ondan sonra diyorum ki o çocuğa, o renkleri böyle ayarlayan çocuğa, color grade'de, tamam mı? Ya diyorum ki, ya şu bizim yaptığımız işi bir deneyebilir misin böyle üç şeyden, düğmeden falan. Tabii, ne demek diyor böyle. Zaten böyle uzay gibi bir şeyi var, bir malzemesi var falan böyle. İşte biraz böyle çeviriyor, biraz buradan çeviriyor. Ondan sonra film hep istediğimiz gibi oldu. Wow. 22 sene sonra. Tekrardan yayınlayacaksın. Değil mi? Yani o zaman ben dedim ki ya tamam, o konsept iyiydi ama onu gerçekleştiremedim. Çünkü belki o hırs ve bilgi ve o ilgi de fazla yoktu bende. Yani görüntü. Benim aslında görüntü hocam ilk defa Rainer Klausmann'dı. Hep çalıştın. Evet. İkinci görüntü yönetmen, Yuli'deki görüntü yönetmen Pierre'in, o da Lion'ı çekti. Wow. Nefret'i çekti. Ama ben o filmle memnun değilim görüntüsüyle. Yuli'nin. Biz böyle bir temtem havası yakalamaya çalıştık renklerle. Ve bir Fransız bir sinemacı var, Philippe de Broca diye. İşte Jean-Paul Belmondo'larının film yaptı böyle 60 senelerinde. Böyle saçma sapan filmler ama çok renkli filmler böyle. Çocuk filmleri. Ve işte onun sinemasını, ve o da bir Fransız yönetmen. Benim de bir Fransız görüntü yönetmenim var. Pierre o ışığı, renkleri halledebildi. Ama o kadraj ve kamera hareketi onu Lion'de gibi o olmadı. Neden? Çünkü Mathieu Kassovitz yönetmen, o bana anlattı. Mathieu Kassovitz her planı dedi ki şöyle çekeceksin, böyle çekeceksin, böyle çekeceksin, şöyle çekeceksin. Pierre de onu öyle çekti. O
PA ayından gelen bir katkı fazla değildi. Nefretin sineması. Yani görüntü, o planlar, o fikirler falan. Onlar Kasovitz'indi ve o zaman da yani Kasovitz'i kıskandım. Yani şey olarak böyle o kabiliyeti keşke bende olsa falan. O bilgi yani o ilgi de. Ondan sonra üçüncü filmde yine bir başka bir kameramanla çalıştım. Sulino'da. O ilk defa Rainer Klausmann'dı. Film pek belki zayıftır yani hikayesi o bu falan. Ama zannediyorum ki ilk defa bir kamera tarz böyle bir görsel bir el yazısı falan ilk defa o Sulino'da çıkıyor. Çünkü o benim abimdi ya, benim amcamdı. O Werner Herzog'dan çalıştı. Ve de çok büyük bir bilgisi vardı yani. Böyle büyük bir tecrübesi vardı. O, ben ondan çalıştığımda o belki 40 falan yaşındaydı. Ben de 20 falan yaşındaydım. İlk çalıştığımızda. Ben 27'dim. O da herhalde 47 yaşındaydı. İşte onu yaptık. O zaman da duvara karşı aklımda vardı hikaye olarak. Ve ilk defa böyle memnun kaldım. Bir görüntü işle. Kendi işimle memnun kaldım. Dedim ki tamam o zaman duvara karşı, o da böyle çok kişisel içinde böyle var olan bir şeydi. Duvara karşı ondan çekeyim dedim ve doğru oldu. Ama o zamandan beri beraber her filmi beraber yaptık. Aynen beraber yaptık. Peki şu an aranızda nasıl bir iletişim var? Nasıl yani bir projeye başlarken nasıl bir çalışma yönteminiz var aranızda? Yani bir yandan da birbirinize çok alıştınız. Evet. Yandan birbirimize çok alıştık ve o yüzden de hep boşamaya çalıştım. Yani böyle o kadar uzun zamandan beri berabersen böyle bir şey gibi yani böyle bir evlilik gibi bir şey de yani. Ne bileyim. Ondan sonra o başka yönetmenlerle çalışıyor. Ben hep aynı görüntü yönetmenle çalışıyorum. Kıskanıyorum. Ya sen orada tecrübe kazanıyorsun. Ben hep senden sikiyorum falan yani. Pardon. Pardon arkadaşlar. Burası serbest. Tamam. Serbest abi. Ondan sonra her filme farklı yaklaşıyoruz. Belki de o nedenden birbirimizden bıkmadık. Yani Sulino'nun... Sıfırdan başlıyorsunuz be ya. Sıfırdan başlıyoruz. Ve bu Sulino'dan ve duvara karşıdan arasında çok büyük bir felsefe değildi. Sulino'dan farklı olsun. O zaman o düşünce yoktu. Bu düşünce şurada kaynaklandı. Duvara karşı çok şey oldu, çok patladı. Yani böyle çok büyük bir gişe yaptı. Evet. Ondan sonra ödüller kazandı. Bir anda uluslararası alanda buldum kendimi yönetmen olarak. Böyle artık Alman yönetmen değil de uluslararası yönetmen falan. Ve tabii ki duvara karşının bu büyük bayramı, eğlencesi bir baskı yaptı bana. Hmm. O filmden sonraki filme, yaşamın kıyısında. Yaşamın kıyısındaki film için büyük bir baskı yaptı. Yani bir sanat baskısı. Senaryoda olsun, hikayede olsun, hayatında olsun ve tabii görsel tarzda da olsun. Yani bu filmi dedim ki ne yaparsan yapayım farklı yapmam lazım. Tamamen farklı yapmam lazım. Böyle ne kadar fazla farklı yaparsam filmi o kadar duvara karşından şey yapılmayacak, kısıtlaşılmayacak. Anlatabiliyor muyum? Karşılık yapılmayacak. Yani o türlü bir stratejikle yaptım filmi. O türlü bir baskı vardı. O yüzden yani duvara karşı bütün filmi omuzdan çektik. Evet. Bütün filmi. Bir tek o Selim Seç'te, Selim abinin o sahneler vardı şeyde. Haliç'te. Bir tek onda böyle üç potu kullandık. Diğer film hepsini omuzdan. Ve sert ışık. Aslında hiç ışık kullanmadık. Yani böyle var. Orada bir bize açar mısın Fatih? Neden omuz kamera? Yani bilmeyenler için.
Neden sert ışık? Hikaye etkilerini bize biraz anlatır mısın? Tabii. Neden burada evli? Şimdi bir nedeni bu filmin felsefesi biraz John Cassavetes'in felsefesi. Bir oyuncu filmi. Evet. Böyle bir %100 bir oyuncu film olması lazım ve bunda böyle storyboard, moriboard kullanmak yok. Yani burada böyle bir bakalım hangi taraflara doğru şey yapacağız, çekeceğiz. Ondan sonra tabii bu araba çarpma sahnesi, onun bir storyboard'u vardı. Ama bu türlü sahneler işte böyle büyüklükler Sibel'le beraber. Onları böyle probadan sonra baktık nasıl çekelim diye. Biliyorduk yani sahnenin anlamı şu. Yani şu fikir gerçekleştirilmesi lazım. Şu konu bu. Yani sahnenin anlamı bu. Bunu seyirciye vermemiz lazım. Ona göre kamera plan falan kullanıyorduk. Ama hafif olalım diye ve hareketli olalım diye. Böyle oyuncu, yani oyuncu ne yapıyorsa ona göre hareket edelim. Yani biz oyuncuya söylemiyoruz. Şöyle dur, böyle dur, ışığın şurada. Yuli öyleydi. Temmuz'da öyle bir filmdi. Yani orada onların hiçbir alanı yoktu oyuncuların. Böyle hep çünkü ışık konsepti çok böyle şeydi böyle zordu. Bununla böyle değil. Burada hiç ışık kullanmıyoruz. Oyuncu bir oyun veriyor. Biz de belgesel gibi o duyguyu, o enerjiyi yakalamak için kamerayı omuza al. Ondan sonra ikincisi şöyle bir şey de vardı. Biliyordum ki ben bu filmde çok müzik kullanmak istiyorum. Yani var olan müzikler. İşte Depeche Mode'lar, ondan sonra ne bileyim Sisters of Mercy'ler, ondan sonra ne bileyim işte ünlü müzikler. Bunlar da pahalı işte Telefak falan. Dedim ki yok, bu film bir müzikal, bu opera, bu müzik önemli. Ve o büjeyi, o müzik büjeyi geliştirmek için diğer alanlarda eksiklik yaptım. Dedim ki bana ışık gerekmiyor. Ben bunu bu ışıkla da çekerim. Böyle de çekerim filmi. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonra bana ahtapot gerekmiyor. Bana ray gerekmiyor. Bana steadicam gerekmiyor. Bunların hepsini yani oraya para harcamadık. O büjeyi müziğe kullandık. O nedenle de filmi çektiğimiz gibi çektik. Peki abi o zaman şunu anlamış mı oluyoruz? Yani kameranın markasının, lensin markasının bir önemi yok senin sinemanda. Bunlar yok, öyle diyemeyiz. Bunu o filmde belki öyle. Anladım. Ama tabii... Peki görüntü yönetmenini ışıksız nasıl ikna ettin? Yani mesela o da şey ya, önemlidir ya bazen. Çünkü biz görüntü yönetmen olarak ışık yapmaya eğilimlerimiz var ya da risk teknik olarak bazı sorunları yaratabileceğinden korktuğumuz için şey yapıyor. Nasıl yap? Test yaptınız mı mesela mekanlarda? Tabii test yaptık. Ama şimdi Rayna bir sürü belgeseli de çekti. Yani işte. Onun bir sürü bilgisi de var yani, tecrübesi de var. Yani biliyordu film bakışını, ışığını, rengini falan. Onu biliyordu. O da bana sordu, bir ışık konseptin var mı? Renk falan. Yok dedim abi, bu gerçek bir hikaye olması lazım. Böyle bunlar hepsi böyle dursun. Zaten böyle gerçek evlerde çektik. O da böyle bir tarzdı. Sadece büje kısıklığından değil. Tabii ona yardım etti ama tarz olarak dedik ki böyle evler, daireler, tabii kendi daireleri değil çünkü orada büyük bir değişim var. O böyle bir stüdyoydu ama diğer daireler işte abisine gidiyorlar, Sibel'in abisine gidiyorlar. Ondan sonra ne bileyim İstanbul'daki daireler falan böyle Meltem'in dairesi İstanbul'da falan, onlar hep gerçek daireler ve hep orada var olan şeylerdi. İşte dedim ki bana bir zengin birisi, yani böyle otel menajeri kim yapar, on bir bayan olan bir on bir dairesini bulun bana İstanbul'da, işte Türkiye'deki Ali Akdeniz'in ekibi. Onlar da buldular onu, işte Funda Ödemiş vardı o zaman ondan sonra neydi onun ismi? Neyse aklıma gelir şimdi. Onlar böyle süper Amzen falan var, evet. Ne Aksel. Aksel var. Anka film, evet. Anka film. Aynen. Onlar böyle süper
şeyleri vardı. Böyle şurada çekebilirsin bunu, şurada bir arkadaşımız var, onun dairesinde çekebilirsin falan. Almanya'da da işte Hamburg'da çektik diye biliyordum yani kim dairesinde çekeceğimizi. Ve dedim yok bir ışık bir konseptim falan yok. Yani böyle renk konseptim yok. Belgesel gibi olsun, gerçek gibi olsun. Bir de o da tabii biliyor yani. Aynen biliyor. O zaman işte 35 milimetre çektik. Hangi filmi yani hangi ağza, ne kadar ağza gerekiyor? Zannediyorum ki biz onu Fuji'ne çektik. Çünkü aynen böyle Fuji daha fazla şey yapıyordu, tercih ediyordu. Herhalde Çin ve Japon filmleri daha fazla seviyor diye. Ve Fuji de o zaman bilmiyorum yani farkında mısın? Fuji hep böyle bir yeşillik patlatıyor. Evet. Ve beyaz. Evet, bu da benim hoşuma gitmiyor aslında o yeşillikten o beyaz. Ama Rainer onu çok sevdi. Yani Fuji battı. Ondan sonra sadece tek Kodak kaldı. Çünkü biz filmle devam ettik. Ben dedim ah be şu Fuji'ye kurtuldu beni. Kendisine. Biliyor musun? O zaman böyle, o zaman tabii ki sadece şey kaldı. Kodak kaldı. Ya ben de bu kişisel olarak yani tarz olarak renk ve şey seçilmez diyorlar ya. Benim sevdiğim renkler daha fazla Kodak'ın verdiği. E peki yani bu Rainer'e ikna edemiyordun abi yani bu hayır yani Kodak'ta çekelim diye. Ama tabii saygından dolayı büyük ihtimalle. O beni ikna ediyordu. Ve ama filmi seyrettiğinde tabii ki bak duvara karşıda en önemli, bütün filmde en önemli şey olan insanlar. İnsanları nasıl çekiyor? O yüzden aynayı seviyorum. Yani bir İsviçreli diye herhalde. Yani Alman değil. Yani Alman görüntü yönetmenlerin oyuncuları nasıl çektiğini pek hoşuma gitmiyor. Yani çirkin buluyorum. Aynı oyuncuyu ben çekiyorum. Güzel gözüküyor. Başka bir yönetmen çekiyor. Alman hoşuma gitmiyor. Yani seksi değil. Böyle çekici değil. Ama Rainer böyle bir saygı buluyor. Işığıyla, mışığıyla, kadresiyle. Belki kısa boylu diye. O yüzden de oyuncular da kısa. Sibel de kısa boylu mesela. O yüzden böyle aynı boydalar. Aynı kalabiliyor. Aynı göz izadeler. Yani böyle burnun içindeki delikleri çekmiyor aşağıdan. Fazla yukarıdan da çekmiyor. Böyle aynı boyutta diye. O yüzden de net gözüküyor şeyler. Hatunlar falan. Birol da öyle. O da kısa boylu yani. O da böyle çekici filmde. Çünkü o Rainer'ın aynı boyuttu yani. Peki bu kadar Fuji ile iş yaptıktan sonra ilk dijital projende böyle bir ah dedin mi abi? Negatif yoksa yani negatife bir özlem var mı şu an? Evet yani gerçi sonra dikkati negatif 35 çektiniz sanırım. Bak duvara karşı 35'te çektik. Yaşamın kıyısını 35'te çektik. Soul Kitchen'i 35'te çektik. Sanırım ki Soul Kitchen ilk Kodak filmdi. Ondan sonra The Cut'ı 35'te çektik. Paramparça da. Yok. Paramparça da. İlk defa Elveda Berlin'de. Ha Elveda Berlin evet doğru. Ondan sonra hep dijital çektim. Yani Elveda Berlin, Paramparça ve Altın Eldiven. Onlar üçü de dijital. Alex. Ne düşünüyorsun? Nasıl? Ne düşünüyorsun? Oh be yani. Oh be kurtuldum böyle bu kutulardan, kutuyu değiştirmekten. Ondan sonra hemen malzemeyi göremiyorsun. Ondan sonra çizgiler. Ondan sonra film yok kayboldu. Bunların hepsini yaşadım ben. Peki Fatih, Christopher Nolan şey diyor. Ona da soruyorlar. Diyor ki yani ışığı göremiyorsun, fokusu göremiyorsun, bir sürü şeyi göremiyorsun. Nolan da şey diyor. Güvenmediğin insanlarla niye çalışıyorsun? Yani ya tabii kazalar olabilir ama o anlamda söylemedim. Yani senin bakışın ne o anlamda şey olarak. Yani Nolan öyle düşünüyor ama bak Tarantino da böyle sadece filmle çekiyor. Evet o da film evet aynen. Nolan da böyle çekiyor. Bunlar büyük yönetmenler tamam mı? Ne bileyim belki burada bir felsefe de var. Görüntüden farklı. Yani çünkü yani paramparçayı seyrettiğim zaman bazı bölümler hele ilk bölüm sanki Süper 16'nın büyütülmüş gibi değil mi? Evet. Evet güzel iş var evet. Onu da yakalamaya çalıştık.
Ben dedim ki yani böyle Süper 16 gibi çekilsin ama dijital. Ya gerçek Süper 16'yı kullanan yok dedim, dijital. Ondan sonra onun ekibi bir sistem buldu ki o Süper 16'nın grain'i yakalamak. Ama onu sonradan şey yapmadık. Bilgisayarda. Onu çip şu boyuttaysa, tamam mı? Çip mesela şu boyutta değil mi? Evet. Biz sadece içindeki şu boyutu çektik. Ha. Sadece bunu kullandık ve sonradan bunu büyüttük. Tensörü ufalttınız. Crop evet. Factor. Evet. Ufalttınız evet. Öyle yakaladık o Süper 16 bakışı şeyde. Paramparça. Ve bunlar sonra benim fikrimdi daha fazla. Ryan'dan fazla. Bu sonradan değişti. Böyle bu kamera manyaklığı ve teknik manyaklığı ve yok bir test daha yapalım, bir test daha yapalım. O sonra bana geçti ve o sanki yönetmen gibi yani ihtiyacımız var falan. Yani biraz hayır, öyle... test yapalım, test yapalım. Evet, evet, evet. Bu zannediyorum ki ilk defa yani bu her filmle adım adım gelişti. Ama Elveda Berlin'de en fazla herhalde. Zannediyorum ki bilmiyorum. Yani bu şimdi bak Christopher Nolan ve Tarantino bunu film olarak çekiyorlarsa ben şöyle düşünüyorum. Bunların böyle bir yani sinema bunların böyle dini. Tamam mı? Yani böyle din olarak görüyorlar. Yani, yani onu o kutuyu sokmak, ondan sonra o ayrı ışığı vermek, ondan sonra ara vermek, kutuyu değiştirmek falan. Zannediyorum ki o enerjinin o böyle ritüeli bunlara belki gerekiyor. Ve onların tarzını buradan da yetiştiriyorlar. Belki. Muhafazakarlık mı var biraz diyorsun? Nasıl? Muhafazakarlık mı var biraz diyorsun? Belki. Hmm. Belki. Yani bunlar da sinemacı yani. Böyle sinemayı da evet. Destekliyorlar falan. Ben dedim ki belki ben onlar kadar sinemacı değilim. Belki ben hikaye anlatıyorum. Biliyor musun? Yani şimdi İran'da bir yönetmen, tamam mı? Böyle sadece yani tek kamera varsa orada bir dijital kamera ve onu kullanıyor. O niye daha zayıf bir film çeksin? O aynı hırsla çektiyse eğer. Yani onun elinde onun malzemesi bu var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hangi imkanlarda çalışabiliyorsun? Tarantino ve Nolan'da bu imkanları da var tabii. Var tabii. Bir de onu unutmamak lazım. Yani IMAX da yani. Tabii yani. IMAX bir de yani. Mesela şey Zora Berg diyor ki yok ya sıçayım böyle filmin içine mesela tamam mı? Yani konuya göre, hikayeye göre. Şimdi bir hikayem varsa elimde o da 35 milimetrelik bir hikayese eğer yani Süper 16'lık film kullanırım. Bence bunun hikaye etkisi var. Mutlaka var. %100 var. Harika. Bunu deniyorum. Da var mı diye evet. Bazen böyle filmler seyrediyorum böyle onların reyliği yani filmi çekilmiş o kadar belli oluyor ki ve ona bir katkı veriyor. Bir dönemlik olabiliyor. Veyahut da filmin konusu sinema ne bileyim. O zaman tabii ki o hikaye bir şey veriyor. O zaman ben de kullanırım. Yani böyle mantıklı gelirse bana. Mantıklı gelmez ama o zaman en rahat sistemi kullanırım. Belki ben benim tarzım Amerikan yönetmenlerse eğer belki böyle bir Tarantino veyahut da bir Christopher Nolan gibi değil de Howard Hawks'lar gibi veyahut da Atif Yılmaz'lar gibi yönetmenim belki. Yani yarın ömür gün aç kalırsam yani şöyle yani böyle kendi eskiden böyle ilham gerekiyordu bana ki senaryo yazayım tamam mı? Şimdi artık bu böyle değil. Bu geçti. Şimdi böyle mesela ailem var, çocuk var, çoluk var, firmam var. 5 kişi çalışıyor firmam yanında. Ben bu filmi yapmam lazım çünkü firmaya para gelmesi lazım. Orada artık böyle kan, ilham, milam falan onu da düşünmüyorsun. Benim kişilerim var abi. Onların da çocukları var. Onlara da para gerekiyor. Şimdi ben en iyisi bu filmi çekeyim ve en iyisini yapabilirim. Bu filmden sonra. Yani son 3 çektiğim film yok paramparça biraz farklı yine. O böyle çok uzun zamandan beri içinde olan bir şeydi ama Elveda Berlin'de Altın Eldiven
daha fazla böyle autör yazar olarak değil de, ama senaryoları da yazdım. Daha fazla yönetmen olarak yaptım o filmi. Konu nedir, sahne nedir? Yani böyle Yeşilçam yönetmeni gibi. Ve o da aslında böyle bu en büyük derece ve yani en büyük gitmek istediğim nokta da bu. Tamam, aynı zamanda kendi filmini yapabilmek ama artık bekleyemem bana ilham gelsin diye. Şimdi çocukken ve gençken her gün ilham geliyordum. Abi, tamam mı? Böyle işte her gün aşık oluyordum birisine falan. İlham, ilham, ilham. Tamam mı? Ama belli saatten sonra işte o filmleri yaptım yani. Ne bileyim ya, Türkiye'yle çok uğraştım. Türkiye böyle bayağı böyle benim için böyle bir malzemeydi, tamam mı? Böyle yani keşfedilecek bir şeydi yani, böyle ne bileyim böyle fethedilecek bir şeydi. Tamam mı? Böyle İstanbul falan, ondan sonra memleketim Trabzon. Biliyor musun? Yani orada bir sürü malzemeler buldum falan. Ondan sonra ta kata kadar yani geçmişe kadar yani böyle yani benim kendi Türkiye'nin hikayesinin kaynağına kadar gittim ve buldum. Dedim ki abi ben şimdi böyle bir es vermem lazım. Bu noktaya kadar geldim. Bundan sonra ne gelir? Başka yerlere gitmem lazım falan dedim kendi kendime yönetmen olarak. Ve ondan sonra tabii ki şu hikayeyi anlattın. Bunu şey yaptın. Ondan sonra Doğan Karşı'nın ikinci bölüme ne gereği var falan. Woody Allen gibi bir yönetmen de olmak istemem. Böyle hep aynı film, hep aynı tarihte. Yani ne bileyim böyle hep alanları değiştirmek istiyorum aslında. Böyle türleri değiştirmek istiyorum. O türden öğreniyorsun. Ve işte dediğim gibi o son üç filmler daha fazla böyle yönetmen veyahut da böyle Yeşilçam, Howard Hawks, Atif Yılmaz felsefesiyle yapıldı. Onlar da şey yapmazdı böyle. Yok ben sadece film çekeyim. Ne varsa ondan çekerim abi derler yani. Hikayeyi anlatmak. Bir yandan da bizi izleyip sorular soranlar olmuş. Onların da kısa kısa soruları var. İstiyorsanız birkaç tane onlardan sorayım. Biraz başa dönmem gerekiyor. Gönenç Uyanık yazmış. Sibel Kekilli kast kimin tercihi diyor. Kim böyle bir fikirle geldi? Senin fikrin miydi abi? Sonuçta ben seçtim onu. Evet ama yani bak şöyle bir şey vardı filmde. Yani dediğim gibi... O bir keşif sanırım değil mi? Nasıl? Sibel Kekilli bir keşif aynı zamanda. Tabii. Bu keşifi büyük ihtimalle sen gerçekleştiriyorsun. O nasıl oldu? Tabii. Bak şöyle oldu bu olay. Dediğim gibi yani filmin tarzısı gerçek oldu. Tamam mı? Yani böyle belgesel. Nasıl böyle kamerayı omuza alıyoruz böyle belgesel gibi gözüksün diye. Oyuncular da öyle seçildi. Şimdi dedim ki yapımcılara, bu karakteri bir Türk oynaması lazım. Bir Türk oyuncu. Türk olması lazım. Şayet Türkçe konuşacak falan filan. Şimdi yapımcı yok, İspanyol olsun, şu olsun, Alman olsun böyle esmer. Yok abi ne diyorsun? Yani Türk olması lazım. Abi Türk lazım. Abi. Bir rol da Türk. Tamam mı? Yani ne kadar değiş, yani o kadar ne keyif olsun, o da Türk. Kız da Türk olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra ama tabii ki bir kızın kadın olması hikayesi de aynı zamanda. Tamam mı? Yani işte kızın yani karakter başlangıçta 19-20 yaşında, ondan sonra işte kadın oluyor, evleniyor, çocuğu oluyor falan böyle. Böyle bir şey de var filmde. Böyle bir yol da var yani karakterin. Tamam mı? Ve dedim ki bir genç bir oyuncu gerekiyor buna. O zaman ki Almanya'da Türk oyuncular, o yaşta olan oyuncular, onlar çıplaklık kabul etmediler. Yok yani babam kızar, abim kızar, mahalle kızar falan yani. Evet. Türklük çalışıyor. Yani şeyler daha başka bir nesil, yani 25-30 yaşındaki nesil, onlar hepsi razıdı, kabul ediyor. Onlar da okey. Onlar da tabii başka bir tecrübe de var, tamam mı? Ama şeyde gençlerde bu yoktu. Ondan sonra dedim ki tamam madem öyle başka yerlerde bakalım. Yani böyle işte evden kaçan kızlar falan, bu benzer bir hikaye yaşayanlar. Ondan sonra şey de dedim böyle ne bileyim erotik pazarında, alanında hiç bir oyuncu falan yok mu diye öyle bir araştırma da yaptırdım. Ondan sonra işte
kızlar aradılar, maradılar falan filan. Der ki bir tane var dediler. Ondan sonra o da Sibel. İşte çağırdım onu casting'e. Ve ama aynı zamanda işte 200 tane kız vardı. İşte sokak kızı, mahalle kızı, işte ne bileyim evden kaçanlar falan. 200 tane. Ve bir sürü kabiliyetli de vardı. Mesela orada hani o şey sahnesi var ya, bir onun abisine gider. Üç kızla, yok benimkisi kedi gibi yalıyor falan. O sahne evet, var evet, ya. Evet, evet, evet. Onlar, o üç bayanlar en iyi bayanlardı. Sibel'den sonra, tamam mı? Onlar da çok hoşuma gitmişti. İşte onu mu seçeyim, onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim falan. O yüzden onlar filmdeler, tamam mı? Yani üçü de Sibel'dirdi. Onlar ama erotik şeyinde değildi. Sibel'i yani bir erotik geçmesinden nedeniyle değil, tabii ki rahattı kameranın önünde. O da tabii bizim için önemli yani. Ama en iyi oyunculuk şeyi verdi diye. En iyi oyunculuğu o verdi diye. Yani en doğru, en ne bileyim kamera da onu çok seviyordu yani suratını falan. Yani şimdi, o yüzden seçtim onu. Öyle oldu o. Bayağı dünya sinemasına kazandırdığım bir oyuncu oldu Sibel aslında. Sonrasında da devam etti ciddi projeler. Game of Thrones'ta da oynadı. Evet. Başka Hollywood'da da oynadı. Ciddi evet. Bir kariyer başlangıç olmuş yani. Evet. Büyük bir şans bence de. İyi oyuncu canım. Yani böyle o yani kahveye diyor. O onun içinde vardı yani. İşte geçmişi, gitmişi falan o beni ilgilendirmez. Yani o orada uyuyor mu? O hikayeyi şey yapıyor mu? Öne getirebiliyor mu? O gerçekleştirebiliyor mu? Bir ruh, bir et, bir kan verebiliyor mu o sahneye? Verebiliyor. Tamam, o zaman oyna. Peki oyunculardan devam edelim. Bir soru daha vardı ama onu şimdi kaçırdım ama soruyu hatırlıyorum. Golden Glove'da oynayan oyuncuyla ilgili sorular var. Gerçekten evet, Gökçen sormuş. Fritz Honka karakterini hem oyuncu arayışı hem de çekim sürecinde ne tür sorunlar yaşadınız? Fazlasıyla uğraş verildiği her sahnesi de derin hissettiriyor. Biz de Fatih'le canlı yayına girmeden önce konuşmaya başladığımızda aynı şeyi söyledik. Çok iyi bir oyuncu performansı ve o filmde 22 yaşındaymış galiba oyuncu. Biraz anlatır mısın bize süreci? Onu eşim seçti. Benim eşim casting direktörüm ve o da işte tiyatrolara gidiyor. Film seyrediyor. Alman filmleri seyrediyor hepsini. Falan benden fazla. Ondan sonra bir ödül töreni. Bir oyuncu arıyordum ben. Ve işte aklına gelen bir tür oyuncular var Hamburg'da, Almanya'da. Yani sadece Hamburg'da değil, bütün Almanya'da. Ama onlar da böyle şeyler, böyle hep kullanılan oyuncular bu türlü filmler için. Ondan sonra biraz şey geldi bana bu seçim. Biraz garip geldi. Dedim ki ya başka birisini bulsak falan. Arıyordum yani. Bir ödül törenindeydik. Diane'le beraber Münih'te. İşte Bavaria film ödülü falan. İşte bir saniye gelmeden evvel işte en iyi genç oyuncu çıktı piyasaya. O da Jonas'tı. İşte bizim Fritz Honka. Eşim bana böyle omuz vuruyor. Diyor ki bak diyor, bu çocuk 10 yaşına daha yaşlı olursa o senin Honka olabilir. Bana böyle bir enerji verdi. Böyle bir bit verdi bana böyle, ne bileyim. Onu unutmadım. Ona dedim ki ya zaten adam o kadar çirkin olması gerekiyor ki, yani işte bir gözü bu tarafa doğru gidiyor, bir gözü bu tarafa doğru gidiyor. Evet, çünkü gerçek evet. Oldu öyle de. Öyle bir oyuncu da yok. Yani nasıl olsa böyle make-up lazım, işte burnun kırıklığı falan. Zaten bir ton make-up geliyordu. Kim oynarsa oynasın. O zaman bir genç birisini de oynatırım dedim kendi kendime. Ve şunu da gördüm. Yani ben bu karakteri sevmek istedim. Fritz Honka'yı. Ama tabii ki yazarken de böyle belli klişeleri kullanmamak. İşte ne bileyim kediyi yardım ediyor, kediyi kurtarıyor falan. Öyle klişelere girmeden onu nasıl sevebilirim seyirci olarak, yönetmen olarak. Ve dedim ki yani bir genç bir oyuncu oynarsa bunu. Gençlikte de böyle bir masumluk var. O masumluğu ne kadar make-up, makyaj kullanırsan kullan, o masumluk gitmiyor. O orada kalıyor. O çünkü içindeki olan, oyuncunun kendi getirdiği olan bir duygu, bir his. O da hoşuma gitti o masumluk. O yüzden seçtim ve çok kabiliyetçi ve çok yani böyle profesyonel bir oyuncu yani. Olağanüstü ve yani şunu da diyebilirim yani. Bu bizim
son çalışma olmayacak. Yani ben aslında yani uysa her filmi bu onunla yaparım. Yani çünkü çok iyi bir oyuncu. Dayan gibi aslında. Onlar aynı. Sanki aynı fabrikanın oyuncuları. Yani böyle çok hazır geliyorlar sete. Yani fazla bir şey söylemeye gerekmiyor onlara. Yok karakter şöyle, yok karakter böyle. Yani onlar hazırlar zaten. Onlar aslında beni çekiyorlar. Ben onları pek çekmiyorum. Yani o öyle bir çalışma tarzı vardı ve o da aslında hoşuma gidiyor çünkü tembelim sonunda yani. Ya unutmayalım arkadaşlar, 22 yaşında. Yani bahsettiğimiz oyuncu 22 yaşında bu karakteri oynuyor. Lütfen filmi de izleyin, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir seri katil hikayesi. Çok zor bir karakter. Ağır bir plastik makyaj var ki oyuncuların makyajla oynaması her zaman daha zordur. Ağzında bile farklı diş yapısı, bir sürü şey değiştirilmiş. O anlamda çok kıymetli, çok iyi bir referans. Ben şeyi soracağım Fatih. Sen gerçekten oyuncularla sürekli tekrar oynuyorsun. Yani Kısa Ev Acısız'dan beri hep ufak rollerle mutlaka bir oyuncunun öteki filmde de oluyor. Öyle bir kemik kadron var, abin var. Mesela hep görüyoruz. O ya, Yunan arkadaşım var. Tabii. Az önce oluyor, evet. Yani tabii ki bir saatten sonra böyle biraz bir tiyatro grubu gibi oluyorsun. Değil mi? Ve şu da var yani, her zaman bir yeni bir oyuncuyla çalıştığın zaman, sette de bu böyle yani, böyle kameraman olabilir, yani görüntü yönetmeni olabilir, dekorcu olabilir. Her zaman yeni bir enerji, o da tabii ki ayrı bir iş. Yani tanışmak, tanımak, kim bu falan, ters anladı mı, beni anladı mı? Bu da tabii bir sürü enerji isteyen bir şey. Hoş olan da bir şey. Ama tabii ki ben hep böyle yani olayları, yani bu projeleri sade, yani serbest, yani böyle kolay olsun istiyorum. Yani kısa yol. Kısa yol. Yani şimdi yeni oyuncuya ne gerek var? Şu oynayabilirse, abim oynayabilirse falan. O nedenle. O aslında böyle bir yönetmen tekniği. Yani böyle başka şeyler var, böyle hikaye var, kamera var. Ona böyle daha fazla böyle enerji vermem lazım, böyle konsantrasyon vermem lazım falan. O yüzden de şimdi yeni bir bayan oyuncu varmış, onun hangi parfümü kullandı falan. Yani onlar da bazen, o da etkisi olabiliyor, o da faydası olabiliyor. Ama gerekmiyorsa gerekmiyor. Anlatabildim mi yardımı? Evet. Evet, evet. Bir soru daha var. Diyor ki şu an artık average ekran boyutu ne kabul ediliyor Fatih? Laptop, perde, telefon. Resimleme ve içindeki detayları değiştirdiğini düşünüyor mu bu durum diyor. Aslında soruyu şeye gibi çevirelim. Ya bu streaming ve online platformlar, online yayınlar, ufak ekranlar, perdeden uzaklaşıyor mu? Ben ileride geliriz diye düşünmüştüm ama şimdi geldik. Yani böyle daha dijitale gidiyor ya sinema artık. İşte Netflix var, HBO geliyor. Biliyorsun, saymamıza gerek yok. Telefonda izleniyor. Sence bu sinemayı nasıl etkilesi olacak? Bir sorum daha var. Dikey sinema gelmesinden bahsediliyor. Yani bayağı dikey perdeler yapılmasından bahsediliyor. Testler yapıldı Rusya'da falan. Bir de onu da ekleyeyim ben. Ne düşünüyorsun? Yani her yeni teknik kevşedi. Böyle çok, benim için çok heyecanlı bir şey. Çok merak ettiğim bir şey. Yani dikey olsun. Orada bekliyorum yani. Görmek istiyorum ki mutlaka da hikayeler var ki dikeye yakışan. Şöyle bir şey. Yani şunu anlatayım. Corona var ya şu anda. Hı hı. İşte herkes Netflix falan seviyor. Ben Netflix seyretmiyorum. Çünkü dizi seyretmek benim için biraz çok fazla zaman istiyor, işte 8 bölüm, 10. ikinci sezon falan. Ben film seviyorum. Sinema filmleri genellikle. DVD'de falan seviyorum. Bir sürü DVD'de mi? Senelerce DVD topladım bütün dünyadan. İşte ondan sonra bir gün vaktim olur seyrederim, bir gün vaktim. Şimdi biraz vaktim var, seyrederim. Ve biz şu anda dışarı çıkabiliyoruz. Yani tek kişi veyahut da iki kişi falan. Bir arkadaşım var. O da burada, arkadaşlarız, tanıdık. Sinema işletiyor. Ve bana yazı yazdı, bir mail yazdı. Diyor ki, bak dedi, benim makinalarım iki haftada bir en geç çalışması lazım ki makineler bozulmasın.
Yani boş ev gibi böyle musluk suları atman gerekiyor ya işte. Öyle yani o mantıklı da. Seyretmek, sinemada boş. İstediğin zaman gel istediğin filmi seyret. Aa. Bir teklif verdi bana. Vah süper. Abi, evet süper. Ben de abi gidiyorum oraya böyle işte haftada iki kere, üç kere falan. Blu-ray'lerle. İşte Blu-ray'i veriyorum abi. Ondan sonra bunlar böyle mesela siyah beyaz filmler. Geçen gün bir Howard Hawks'ın filmi seyrettim. Red River diye. Ondan evvel John Huston bir filmi seyrettim. Misfits diye. Marilyn Monroe'la beraber. Evet. Siyah beyaz. Kendi başındayım koskocaman sinema. Ve o filmler... Yani başka bir şey. Kupona falan almıştır yani. Gerçekten ya. Saçma. Yani. Abi. Yani ama yeni filmleri de sevdim. Burning falan işte Koreli filmi. Onu kaçırmıştım sinemada. Onun Blu-ray Burning'i seyrediyorum. İşte bazen oğlanımı alıyorum yanıma. The Exorcist'i gösteriyorum ona. Blu-ray'ini falan. Sinemada. Tamam mı? Ve hele o dönemde o filmler sinema için yapıldı. O zaman televizyon bile doğru dürüst yoktu. Doğru. Ve büyük ekran için yapıldı. Ve hiçbir zaman bu filmleri, bu siyah beyaz filmleri, belki festivallerde falan böyle bazen veyahut da bazen özel sinemalarda böyle bir özel günde bir şey gösterir. Sen de yakalayamazsın çünkü başka bir işin var. Şimdi bu bütün filmleri seyredebiliyor muyum? Siyah beyaz filmleri böyle, ne bileyim sessiz filmleri seyrediyorum. Büyük ekranda. Bunlar büyük ekran için yapılmış. Hı. Ve yakışıyor da filmler büyük ekrana. Nasıl derler ya böyle Zidane'a top yakışır falan derler ya. Böyle aynı öyle yani böyle böyle filmler yakışıyor büyük ekrana. Bazen de filmler vardır. Ne bileyim Game of Thrones gibi diziler vardır. Onlar güzel diziler. Onları da büyük ekranda seyrettim. İşte Warner Brothers beni çağırdı. Bir özel seansa bunu bir sinemada seyretmek ister misin? Onlar sinema değil. Yani onların da boyutu da büyük ama onların boyutu sinema için yapılmadı. Onların el yazısı sinema için yapılmadı. Onların anlatım tarzı sinema için yapılmadı. Yani onları da büyük desen edersin ama o aynı heyecanı vermiyor. Bu da muhafazakarlık değil. Bu böyle kamerayı nasıl kurdun? Nasıl, kim nerede duruyor? Ne zaman bir yaklaşık, bir close-up çekiyorsun? Ne zaman böyle geniş alan çekiyorsun falan? Öyle bir gramatik, bunu siz hepiniz biliyorsunuz. Ve tabii ki bir klip çekersen, bir reklam çekersen, bir dizi çekersen. Şimdi bir dizi çekiyorum diyorum ki ya bunu da cep telefonda seyretmek lazım. Ona göre planları bakıyoruz ki yani cep telefonda anlaşılsın. Çok geniş bir şey yaparsan geniş böyle detaylı anlaşılmaz. Tabii. Tabii ki yerine göre diyorum yani malzemeye göre ve işine göre. Yani işin bu diyorsa zaten o şey bir sürü film ve reklam ve dizi veyahut da ne bileyim YouTube'da şeyler seyrediyoruz hepimiz. O yüzden zannediyorum ki seyirci de öyle bir veyahut da genç arkadaşlarda da öyle bir bilgi var, bir toplama var yani bu neye yakışır, bu buna göre, bu buna göre. Ama sinemayı da unutmamak lazım. Bu bence çok önemli. Yani şöyle bir şey okudum geçen gün. Netflix'in hakkında. Şimdi Netflix'in işte işi böyle yukarı çıkıyor. Tamam mı? Herkes Netflix'e giriyor falan böyle. Herkes. Ve bunlar her şeyi de izliyorlar. Çünkü millet evde. Ve bunlar şimdi şundan korkuyorlar. İşte ya bizim programımız Eylül-Ekim'e kadar yeter. Ondan sonra herkes her şeyi seyretti. Çünkü çok söylüyor insan. Böyle bir manikleşme var tamam mı? Yok bunlar Disney'e gidecekler. Ondan sonra şuraya gidecekler. Ya diyorum bütün bu eski filmler varken işte ne bileyim Lütfü Akıt'ın sineması varken işte Anadolu üçlemesi varken ondan sonra Zeki Demirkubuz'un eski filmleri varken Kader varken. Kader varken. Ondan sonra Kardeşim Benim varken. Ondan sonra Yılmaz Güney bir ton film yaptı. Ondan sonra Billy Wilder bir ton film yaptı. Bunların hepsi Netflix'te yok. Fellini'nin eski filmleri Netflix'te bulamazsın. Biliyor musun? Belki Almodovar'ın yenilerini bulursun, eskilerini bulamazsın. Hep böyle, yeniye dönük şeylere bakıyorsun. Hep. Ve bütün böyle bir bu malzemeler var, bu altınlar var, bu zenginlikler var. Yani ya niye panike kapılıyorsunuz ki? Bunları restore edin abi. Alın.
ve seyrettirin ve genç bir sinema şeyleri gösterin bunu. Bir kilitle. Yok bunlar siyah beyaz falan. Seyretmezler. Ne diyeceksin ki? Bilmiyorum. Ben seyrederim. Çok haklısın. Ama şeyi kolaylaştırır mı abi? Yani sinema üretimini hani sen de böyle bağımsızdan gidiyorsun ve oradan da geldin. Hani bütçeler hep dert ya malum. Türkiye'de zaten daha da dert. Peki sence daha kolaylaştırır mı böyle ufak ekranlara çalışıyor olmak? Daha fazla insana ulaşabilirsin yani. Sinemada 100 bin, 200 bin izlenince hani online'da belki milyonlar izlenebilirsin. Hani yönetmen motivasyonu açısından daha önemli midir? Sen nasıl bakıyorsun meseleye? Hem yapımını soruyorum hem de yönetmen olarak ulaşmayı soruyorum. Tabii ki bu bir boğuşma, böyle bir çatışma yaratıyor içinde. Çünkü aynı zamanda yapımcıyım. Ve tabii ki yani ve bir başlangıçta dediğim gibi bir masal anlatıyorum. Bir hikayeciyim. Yani sadece yani sinemayı ne kadar seversem de sevin, hikaye anlatıyorum mağaralarda, tamam mı? Ve ne kadar fazla insana ulaşabilirsem aslında bu da doğru bir yol, bir felsefe. Bunda bir bunda bence bir kötülük yoktur, bir haram yoktur bunda. Tamam mı? Ama tabii ki sinemada böyle bir aşk oluyor. Bir sevgi oluyor. Böyle bir tamam işin ve firman o belki ailen oluyor. Ne bileyim bir sinemada böyle bir şeyin oluyor. Böyle bir ne bileyim, iyi bir şey değil bu. Oralara girmiyorum. yani hobi de değil sinema. Din de değil. Ama şimdi tamam 10 milyon insanının şey yapıyorum, ulaşıyorum streaming'de. Tamam mı? Biz işte Arjantin'deki seyirciyle, ondan sonra Türkiye'deki seyircisiyle, ondan sonra ne bileyim Japonya'daki seyircisiyle. Sinemada ama herkes kendi evinde seyrediyor. Şu anda seyrediğimiz gibi. Sinemada şöyle bir şey var. Yani bir sürü insan birden seyrediyor. Yani futbol maçı gibi bir şey oluyor. Tamam mı? Böyle futbol sahasına gidiyorsun ya işte Beşiktaş oynuyor falan, gidersin seyredersin falan. Öyle gibi bir şey. Yani böyle bir kişi gülmeye başlıyor. Ondan sonra bütün sinema gülüyor. Ondan sonra korku filmlerine gidersin. Böyle ne bileyim bütün sinema zıplar falan. Bunlar da böyle yönetmen olarak hoşuma gittiğim şeyler. Bunu en fazla şeyde gördüm. Altın eldivende gördüm. Bazı festivallerde seyrettim seyirciyi falan. Ondan sonra belli korku alanlarda böyle millet böyle birden ayak zıplıyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hep beraber gülüyorlar. Böyle ne bileyim bir öldürme sahnesi oluyor. 10 kişi ayağa kalkıyor, sinemayı terk ediyor. Diğerleri onların hakkında gülüyor ve laf atıyorlar falan. Böyle bir rock konser gibi oluyor. Taraftar gibi herkes. Biliyor musun? Bunu çok özlerim bu yoksa. Bu duyguyu çok özlerim. Böyle bir hikaye anlatmışlardı bana. Bir efsane. Eskiden abi Yılmaz Güney'in filmleri oynarmış. İşte açık alan, açık sinemalarda ya da sinemalarda falan. Ondan sonra işte Erol Taş falan gelirdi. Kötü adam. İşte Yılmaz abiyi öldürür falan. Ondan sonra böyle kabadayılar siyahları çekiyorlar. Ve ateş ediyorlar. Şey, beyaz perde ateş ediyorlar işte. Erol Taş'ı öldürmek çıktı falan. Ondan Yılmaz Güney'in intikamını alıyorlar ve bu da bir kolektif bir duygu. Yani kolektif ve individual düşünürsek eğer, yani böyle ne bileyim sinema sanki böyle sosyalizm gibi bir şey, böyle ne bileyim çağrı falan, böyle bir insanlar hepsi bir oluyor, tamam mı? Ve bir kuvvet oluyorlar. Ve stream'de, Netflix'te böyle kapitalizm yani. Herkes kendisi tüketiyor falan. Öyle bir şey. Tamam, iki alanda da oynamam gerekiyor. Çünkü işte dediğim gibi yani böyle bu işler paralı da oluyor. Ama şöyle bir umudum var. Yani iki alanda aslında şey yapmak istiyorum. İki alanda da oynamak istiyorum. Yani seçmek istemiyorum. Yani iki alanı bir araya getiremem. Sinema ve Netflix yani. Ama belki bir filmi Netflix için yaparım. Veya da bir dizi. Ondan sonra iki tane sinema filmi yaparım. Falan yani, bilmiyorum.
Bir yandan geçmişi olan sevgini ve özlemini biliyoruz. Aynı zamanda da geçen gün Death Stranding oynuyordum abi. Bir arkadaşım bu Hideo Kojima ile arkadaş olduğunu söyledi. Yani bu yeni teknoloji, yani bu yeni teknolojiyle de iç içesin sanki. Yani mesela onunla aranızda ortak bir çalışma oldu mu? O senden bir şeyler, yani bir şeyler sorup öğrendiği ve bunu oyununa uyguladığı bir alan oldu mu? Yani bizi birisi tanıştı ve Hideo'nun oyunları biliyordum ben. Yani kendim oynuyor mu? Oynamıyorum ama benim oğlan oynuyor. Ve o da bana öğretiyor. Bazen beraber oynuyoruz ve ilgimi çekiyor. Çok ilgimi çekiyor. Ve işte saatlerce yanında oturuyorum bazen ve seyrediyorum. Yani şey oynuyorum mesela, ne bileyim, Red Dead Redemption, tamam mı? O bir cowboy evet, tabii. Oyunu falan. Başlı başına bir film gibi. Evet ve orada Sergio Leone'nin etkisini görüyorsun. Evet, kesinlikle. Tamam evet. mı? Yani böyle Sergio Leone, yani sinema o oyun alanı etkiledi. Ve mesela şeyi seyrediyoruz beraber, oğlanla beraber. 1917'yi seyrediyoruz, tamam mı? Bilmiyorum, seyrettiniz mi? İşte tek evet. planda falan. Evet, evet. Ve onun görüntüsü de, yani o tek planı sanki böyle video oyun gibi. Video oyunu gibi. Third person. Evet, o alan, yani o kamera biraz yüksekte, arkasında böyle peşinden koşuyor falan. İşte aynı böyle o uzaklı komandoda o görüntüyü bazen kendin ayarlayabiliyorsun ya. PlayStation'da falan. Evet. Yani o da onu etkiledi. Ve işte bazen oğlana gösteriyorum o filmi. Tamam mı? Bu nereden geliyor? İşte Sergio Leone'yi gösterdim. İşte o iyi kötü ve çirkini falan. Bayıldı çocuk ya. 14 yaşında. 1966'nın filmi. Nefis bir şey. Ve yani bugünkü bir nesil o filmi seyrediyor ve bayılıyor. Ve yani çok sinemasal bir şey de değil. Yani. Tamam. Yani ben onun babasıyım ama hepsi sinemadan yetişiyor. Ama yani onun ne kadar kaliteli filmi olduğunu anlıyor. Zaten onu bir daha seyrettiğimde bütün Tarantino'yu gördüm o filmde. O The Good, The Bad, The Ugly'de. Neyse. Hideo'nun evet bazı çalışmalarımız var. Böyle bir alışverişimiz var. Ya böyle fikir alışverişi. Bazen düşünüyorum bir oyun mu yaratsam falan. İşte ondan sonra ona soruyorum. Ondan sonra o bana benim fikrimi soruyor Japonya'dan falan. Öyle bir alışverişimiz var. O bana yardım ediyor benim filmlerim Japonya'da çıkarsa. Onun oyunları Almanya'da çıkarsa ben ona yardım ediyorum. Böyle bir arkadaşımız var. Güzel. Ama tabii ki ilgiyle. O çok sinemayla ilgiliyor. Ben de böyle teknik, dediğim gibi yani çıktığım yolda başlangıçta işte anlamadığım, bilmediğim şeyler. Onların hepsini tabii ki yani her yılla, her günle işte öğrenme, yani kaybettiğim yılları yakalamaya çalışıyorum yani. O yüzden teknik meraklısı biraz oldum yani son yıllarda, evet. Bir su alıyorum, hemen geliyorum ben arkadaşlar. Tamam, aynen. Tabii ki. Fatih abiyle yayınımız devam ediyor. Sizin de sorularınız varsa almaya başlayalım. Getebilirsiniz bize. Aynen. Abi ya biraz şey anla, birazcık daha bize şey anlatır mısın? Görüntü yönetmeniyle ilişkini hem çekimde, postta. Yani biz birazcık daha işin sinematografi tarafından bakmaya çalışıyoruz ya. Çünkü evet, senin fikrin zaten. Aynen. Mesela ne zaman görüntü yönetmeni, yani senaryo bittikten ne zaman sonra görüntü yönetmeni senin hayatına girmeye başlıyor abi? Yani tamam, Ryan'la böyle bir sıkı bir arkadaşlığımız var. O yüzden de hep telefonlaşıyoruz. İşte ne üzerinde çalışıyorsun? İşte şu kitabı okudum falan. Belki bundan bir film çıkar. Öyle bir konuşmamız tabii ki oluyor, böyle bir alışveriş. Ama senaryoyla başlıyor. Senaryoyu bitiriyorum. Ona gönderiyorum. Ve tabii ki bir takım fikirlerim var senaryo yazdığında. Bu avantaj da var tabii. Yönetmen olmak. Yani aslında senaryo yazarken yönetmenliği uzakta bırakmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bazen böyle görseller, resimler geliyor aklıma. Yani bir şeyler yazdığında. Aa, bu güzel bir görüntü olur falan. Kamera planları yazmıyorum ama senaryoya. Çünkü bunlar yani senaryo edebiyat gibi okunması lazım. Onu öyle düşünüyorum. Yani böyle hikaye gibi. Böyle yakalaması lazım seyirciyi.
Ve yani böyle teknik detaylarda onu bozmaması lazım o edebiyatı. Öyle düşünün. Yani ne kadar fikrim varsa film seviyorum. Çok film seviyorum. Her gün bir film seviyorum. Ben ondan sonra not alıyorum. Böyle. Bazen bir şey hoşuma gidiyor falan. Bir film hoşuma gidiyor. Ondan sonra işte senaryo veriyorum. Ve çoğu zaman da senaryo gönderdiğim zaman görüntü yönetmene bir takım liste veriyorum. Şu, 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 şu filmi seyret. Bunlar yeni film olabilir. Eski film olabilir. Yani tabii ki The Cut'ı çektiğimiz zaman bir sürü cowboy filmler vardı aklımda. Macera filmler falan. Paramparçadayken seyrettiğim filmler daha fazla böyle Kore, Çin, Hong Kong falan o tür sinema vardı aklımda. Hatta yani şeyi gördüğün zaman yani Diane'i epey zaman böyle yukarıdan çekiyoruz biraz. Biliyor musun? Onlar böyle şey etkisi tabii ki böyle işte o uzak doğu etkisi. Şeyi seyrettiğim altın eldiveni yaptığımda bir takım Rus filmler vardı. Come and See falan var. Ellen Krimov'un filmi. Ondan sonra Kieślowski'nin filmleri. İşte zaten o altın eldiveni tek lensle çektik. O 50'lik. Bütün filmi 50'likle çekildi. Aa, bunu bilmiyorduk. Lens. Aynen. Şey, bir 85 bu bire 85 tek lens. Kat. Nasıl? Frame lens 1.85. Evet. Evet. Aspekti. Altın eldiven. Ondan sonra işte öyle listeyi veriyorum ona. O zaman anlıyor zaten işte hangi görüntüler, açılar ve renkler. Işık falan. Bazen bir filmi veriyorum sadece ışık için. Bazen tamamen farklı bir film veriyorum sadece kamera hareketi için. Ondan sonra konuşuyoruz onları. O bana bir takım filmler şey yapıyor. Şunu seyrettin mi, bunu seyrettin mi? Çoğunlukla eski filmler. Ha, yok, hep eski filmler değil. O bazen yeni filmler de var arasında. Çünkü hep her gün sinemaya gidiyor. O da. Ondan sonra işte konuşuyoruz. Ve eskiden yani duvara karşı ve yaşamın kıyısında hele de katta soğuk içinde böyle çok detaylı shot listler yapıyorduk. Yani işte anlaşıyorduk işte film şu tarzını yapacak. Filmin tarzı bu. Bu mu? Evet bu. Test yapıyoruz, mes yapıyoruz falan işte hangi kamerayı kullanacağız, hangi lensleri kullanacağız. Lens önemli. Yani hangi marka işte ne bileyim Cook mu, Hawk mu, Anamorphic mi, Panavision mi falan. Onun öyle bir iyice bir testler yapıyoruz ve dediğim gibi daha evvelden gittiğimizde daha fazla test yapıyoruz. Eskiden çok az test yapıyordu işte duvara karşıda falan bir test tamam hallettik işte test istiyorlar ya test yapalım. Ama o artık öyle değil. Bazen böyle aylarca yani senelerce test. Testin bütçelerini yükseltiyorum ben. Yani diyorum ya yok Dayan gelmesi lazım. Yani Dayan olmazsa biz bu testi çekemeyiz. Çünkü bakmam lazım ki ışık nasıl geliyor Dayan'ın suratına falan. Olmayacak. Tabii. Testler önemli. Test çok önemli. Yani böyle belli bir sürpriz yaşamak istemiyorsun sette. Yani bunu o cesareti o eskiden nasıl yaptık o bilmemezlikten herhalde. Evet herhalde. Yani aynen de işte Aynen dediğim gibi böyle teknik faşisti değil. İşte ver bana kamerayı, ışığı aç, kapat falan tamam hazır. Ne bez koyuyor ve tamam hazır. Rainer şu zaman değişti ışıkla. Rainer kendi operatörüydü. Solino'da, duvara karşıda ve yaşamın kıyısında ve Soul Kitchen'de. O dört filmi kendisi şey yapıyordu ve o yüzden de ışığa fazla şey yapmıyordu, böyle zaman vermiyordu. Şıp 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 kamerayı omuza alıyordu, proba, tamam çekelim.
Şeyden sonra dikkatli yaparken işte teknik gezilerde işte mekan aradığımız zaman işte ne bileyim bir Arap ülkede düştüğü şeyini alçısını kırdı. İşte hastaneye... O zaman bir operatör. Nasıl? O zaman bir operatörle mi? İlk defa. İşte ona hastaneye gitti. Ondan sonra ağladı. Ben filmi çekemeyeceğim. Dediler ki çünkü 6 hafta şeyde böyle tekerlekli şeyde oturman lazım falan. Ve ağır yük taşımayacaksın. Tamam dedi. Ağlıyor. Filmi yapamayacak. Çekime 4 hafta kaldı. Tamam mı? Ondan sonra dedim ki nasıl çekeceksin abi? O operatör kullan çekersin. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum ben de. Ondan sonra tabii otura otura canı sıkıldı. Işıkla mı başlıyor? Ne zaman o operatörlükten vazgeçtikten sonra o zaman ışıkla uğraşmaya başladı. Daha derin, daha böyle bir, daha fazla böyle bir felsefe yarattı, böyle zaman ayırdı ve o zamanki film, onlar daha güzel filmler oldu. Yani hep bir tanesi ondan sonrakinden daha güzel oldu. Işık alandan bence yani. Ve işte öyle denk geldi. Yani böyle keşke Eskender, yani keşke öyle Eskender olsaydı duvara karşı öyle olmazdı ve ne bileyim. Tabii bugün duvara karşı çeksem öyle çekmem. Yeni şeyler öğrendim. Ama işte bugün evet aynı neyse. işte ondan sonra biz shot list yapıyoruz, tamam mı? Böyle şey mekanlar belli oluyor. İşte şu mekanda çekeceğiz, şu mekanda çekeceğiz falan. Ondan sonra gidiyoruz oraya. Bütün planları evvelden çiziyoruz. Yani storyboard olarak değil de işte yazı, işte close up, ana. Ondan sonra şurada bana şu lazım, işte steadicam falan. Ki şey hesaplaşın diye, böyle hesaplanması kolay olsun diye. Yani böyle ne bileyim Christopher Nolan veyahut da Tarantino veyahut da Polanski gibi. Yani bunu, her şey var onlarda, böyle 10 tane kamera kamyonu. Ondan sonra yok şunu bir şey yapalım, öyle değil. O bütçeler yok bende, o lüks yok bende. Yani o yüzden evvelen diyebiliriz ki bize Steadicam lazım şu gün. Sadece şu gün. Ondan sonra bize 20 metre ray lazım. Çarşamba günü. Sadece çarşamba günü. Bize ne bileyim bir Helicam lazım. Aslında Helicam pek kullanmıyor. Ama neyse. Ne gerekiyorsa onu evvelen söyleyebiliriz. Onu da evvelen bahsettiğimde şunu tecrübesini ettim ki ne kadar fazla shot list yapıyorsam o kadar da biraz sanat gözü sıkıyor. Tamam mı? Böyle Hitchcock gibi sete giriyorsun ama böyle film zaten kafanda hazır falan. Böyle ondan sonra hazır gibi çekiyorsun. O bazen setteki doğan enerjiye karşı gelen bir felsefe. Ve şöyle karar verdim kendime. Zor günler varsa, zor sahneler varsa, böyle teknik açısından çok zor olan şeyler varsa onları detaylı detaylı çizerim. Hatta storyboard bile yaparım. Mesela Diane kolunu kesiyor falan. Tanesi var ya, intihar etmeye çalışıyor. Evet. O tamamen steadicam'le, yok storyboard'la yapılan bir sahne. Tamamen. Ama bütün diğer sahneler, işte o ağlamalar, mağlamalar, ona filmin birinci bölümde. Onlarda pek fazla shot list yoktu. Yani dedim ki proba yapsınlar, ona göre bakarız. Böyle karşıladım çok fazla ağır bir shot list yapmayı. Bunu da ilk defa Elveda Berlin'de öğrendim. Yani shot list olmadan çalışmaya. Şöyle oldu. Elveda Berlin benim projem değildi. Onu başka bir yönetmen yapacaktı. Ben ama o kitabı okumuştum, romanı okumuştum ve hep çekmek istemiştim filmi. Kader işte. Ama olmadı. İşte telefaklar gitmişti. Başka birisi aldı. Başka bir yapımcı. Ondan sonra yapımcı olan yönetmen çekime 6 hafta kala, 5 hafta. 5 hafta kala yönetmeni kovdular. Ve onun yapımcısının da benim avukatım aynı kişi. Benim avukatım arıyor beni.
Elveda projeyi biliyor musun? Evet biliyorum dedim. Çekmek ister misin? Ya onu David David şu falan arkadaş çekiyor. Yok onu kovdular abi. Onlara yönetmen lazım. O da The Cut'tan sonra da. The Cut'ta hiç olmadı. İşte hiç kişi yapmadı. İşte çok kötü eleştirildi falan. Yani istediğim projeye para bulamadım. İşsizdim yani bayağı şeyden. The Cut'tan sonra bayağı yani. Ve bir krizdeydim de. Ve dedim ki kendi kendime bana bir film lazım. Yani. Ne olursa olsun herhangi bir film. Ne olursa olsun. Ondan işte kendi projem işte olmadı diye. Ondan sonra bam o kadarı elveda verdim. 5 hafta mı? 5 hafta. Ya işte senaryo okuyorum. Senaryo da hoşuma gitmiyor. Senaryo hoşuma gitmiyor. Çekime 5 hafta var. Ne yapacağım? Ondan sonra dedim ki kendi kendime ya bir ton film yaptın. The Cut'ı yaptın. Şunu yaptın. Bunu yaptın. Ondan sonra yani kalmadığı küfür de kalmadı ki The Cut'ın hakkında. Yani böyle kim sana ne yapabilir ki yani? Yani zaten yani yedini kadar herkes böyle ağzını sıçtı. Yani böyle krize şey yaptın, iflas oldun falan. Daha ne olursun yani? Oğlum çek işte şunu dedim kendi kendine. Tamam kabul ettim. Peki senaryoda değişiklik yaptınız mı yoksa var olan senaryoyu? Tabii. Senaryo değiştirdik. Yani o çok deli bir zaman. Yani onu nasıl yaptığını halen şaşırıyorum. Geceleri senaryo değiştirdim. Evet, çünkü sete. Yok, sette değil. Daha sette değil. İşte hazırlık, casting. Kimse yoktu. Onların bir görüntü yönetmenleri vardı. Çünkü yapımcı bütün ekibi şey yaptı, hazırladı. Ve ekiplerle anlaştı. Ondan sonra sordu bana, yani hazır bir ekiple çalışır mısın? Yani bir tek yönetmen yok. Geriler hepsi var. Baş oyuncu bile var. Tamam dedim. Bak tamam yaparım, hallederim falan dedim. Çok deli bir iş. İşte ilk gün baş oyuncuyu iş yaptım. Elveda dedim. Çünkü ben bundan çalışamam dedim. Hoşuma gitmedi çünkü. Yani gözüm tutmadı. Tamam mı? Onun Almancası var mı Fatih? Gözüm tutmadığının Almancası var mı? yok öyle bir şey yok. Evet o tutuyor yok ya. Evet, nasıl? Gözüm ne demek istiyorsun? Yok öylesi yok. Ondan sonra görüntü yönetmen vardı. Görüntü yönetmen iyi çocuktu. Genç birisiydi. Ve yani bir stardı, tamam mı? Böyle bir star görüntü yönetmeni. Tamam mı? Böyle ne bileyim, herkes ondan bahsediyor işte. Ya bu çok teknik şey falan, genç, hızlı, her şeyi biliyor falan. İsmini hatırlıyor musun? Ha, ismi söylemeyeyim abi. Ha, okey. Ondan sonra çocuğu sevdim. Yani ya insanlık olarak anlaştık. Ama sinemasını gözüm tutmadı. Yok anlaşamadım. Yani böyle bak şeyler var. Elveda Berlin'i sevdiğiniz mi bilmiyorum. Orada hani böyle şeyler var ya böyle hava topluyorlar ya böyle şey. Ne deniyor ona? Pervane. Rüzgar tribünü. Evet. O senaryoda yoktu. Kitapta yoktu. Ve ben de hep şunu düşündüm. Yani bu aslında böyle bir Don Quixote hikayesi. Tamam mı? Don Quixote ve Sancho Panza hikayesi. Ve Doğu Almanya'da geçiyor. Ve Doğu Almanya'yı çok iyi bilmiyorum yani. Ben Batı Almanya'da büyüdüm. Ama Doğu Almanya'da şöyle bir özellik var. Yani her yerde o pervanelerden var. Her yerde böyle. Dedim ki yani şunu bir yakalayalım falan dedim. Ve dedim ki baksana bu görsel bir şey dedim. Aynı zamanda bir simgesi var. Aynı zamanda Don Quixote falan. Don Quixote kim diyor bana. Tamam mı yani okumadı yani. Böyle edebiyatı yok. Yani. O kadar şey. O kadar genç falan tamam mı? Don Quixote kim ya? Of. Ya diyorsun. Ya. O da ilginçmiş. Ondan sonra o böyle tamamen böyle süslü püslü bir yer tercih etti. Böyle tamamen böyle ne bileyim şey gibi. Hani neydi şu yönetmenin adı? İngiliz. Trainspotting yapan adam. Danny Boyle. Danny Boyle sinemasını seviyorum ama onun taklidini hiç sevmiyorum. Hiç. Yani bazen onun taklidini yapmaya çalışıyor. O bir ucuz oluyor tamam mı?
böyle Danny Boyle taklidinde böyle alanlar falan. Yok arkadaş, bu baksana şu permaneler güzel, bunlar önemli, bunlar görsel. Ondan sonra hiç sevmediğim bir şey de yaparız. Helikamları çekeriz diyorum falan. İşte gördün işte. Ondan sonra diyor ki yok diyor, ben burada çekmek istemiyorum. Kavga ettik. Ondan sonra çocuk şu pizzayı tekme attı ya. Evet doğru. Biraz öyle oldu. Ne, yok. şey yaptım ben. Ondan sonra 2 hafta kaldı çekime. İşte 4 hafta çalışmıştık. Ya da 3 hafta mı bilmiyorum artık. Ondan sonra Rainer'i aradım. Dedim ki Rainer beni zaten aramıştı. Ben bu filmi çekmek istiyorum seninle falan dedim. Ya şimdi yapımcının bir görüntü yönetmeni var falan dedim. Ve parasını verdi falan dedim. Üzüldü biraz. Ondan sonra 2 hafta kala, çekime 2 hafta kala aradım onu. Dedim ki Rainer şöyle böyle falan çeker misin? Ya ama nasıl hazırlayacağız? Hazırlamayacağız dedim. Öyle çekeceğiz. Sadece şunu yaptık hazırlık olarak. Araba sahneleri. Çünkü yol arabası, yol filmi ya, işte arabada geçiyor. Bütün o kamera yok araba sahneleri. Onlara bir storyboard yaptık. Yaptık. Ne gerekiyor diye. Cherry picker, Mary picker ne gerekiyorsa. Onları evvelden hepsini belli ettik. Yani onları nasıl çekeceğiz diye. Bir tek onları. Diğer sahneleri çektiğimiz günde baktık nasıl çekeceğiz diye. Ve onu da ilk defa yaptım. İlk defa öyle bir yani duvara karşı da serbestti ama o kadar serbest değildi. Duvara karşı da yine böyle birkaç şey vardı. Yok burada böyle yakın gerekiyor. Şurada şu gerekecek. Şu tarafa doğru çekeceğiz falan. Duvara karşı öyle bir en az öyle bir bilgi vardı. Bunda bu hiç yoktu. Ve ilk defa dijital çekiyorum. Onu tabii ki yapımcıya Allah'tan ikna edemedim ve zaten etmedim ben. Yok dijital çekeceğiz. Ha dedim ben de. Ondan sonra tamam dedi. Ondan evvel dedi ki aynen ben hayatımda dijital çekersem o gün sinemayı bırakacağım dedi falan. İşte öyle olmadı. Ben görüntüyü de seviyorum yani filmin. Biliyor musun? Yani basit Atif Yılmaz tarzı ama yani işine görüyor biliyor musun? Ve aynı zamanda böyle şeylik verdi bana. Böyle bir rahatlık verdi. Böyle kendime bir güvenlik verdi. İldeki her şeye bir set, bir liste gerekmiyor. Onu listesiz de, hazırlıksız da çekebilirim. Tecrübe iyi bir şey. Tecrübeyi de kullanabilirim. Ondan sonra öyle çalışmaya devam ettim. Paramparça'da. Paramparça'da. Ve şeyde de, altın eldivende de. Tabii ki bazen teknik yüzünden bir bilgi vermen lazım. Mesela paramparçada şu plan var. Hani Yunanistan'da dayan telefon ediyor arabada. Evet. Ondan sonra arabadan iniyor. Kamera ondan beraber çıkıyor. Dükkana gidiyor. Dükkanda ne bileyim su, bu sigara falan alıyor. Yine çıkıyor. Yine arabaya biniyor. Devam ediyor. Hepsi tek planda. Tek plan. Evet. O türlü şeyler onları evvelden biliyordum. Onu böyle çekeceğim diye. Onu da evvelden söyledim. Aylarca evvel. Onu şöyle çekelim falan. Ona göre bir hazırlık yaptılar. Onu o gün karar vermedim. Veyahut da mahkeme sahneleri onu 3 kamerayla çekeceğimizi ve onu aslında akşamları kendi başıma oturdum senaryonun önünde ve dedim ki şu avukat konuşursa kamera şunu görüyor, şu cümlede şunu görüyor. O şey futbol oyunu gibi aslında. O mahkeme sahnesi. Şey gibi. Penaltı atışı gibi. İşte finallerde böyle penaltı atışı var ya senin takım vardı. Evet. Ondan sonra diğer taraf gol atıyor. Biz gol atıyoruz. Diğer taraf gol atıyor. Biz gol atıyoruz. Öyle yazıldı. Ve çekim de öyle yapılması gerekiyordu. Yani hep böyle gol sahnelerde kameranın böyle bir özelliği olması gerekiyordu. Ama onları hep bir gün evvelden şey yapıyordum. Bir tek o yukarıdaki havadan bir çekim var ya mahkemede. Böyle Dayan kendi masasından o şey mahkemesine
öndeki masaya geçtiği zaman onun planı vardı. Çünkü ona böyle özel bir şey lazım diyor. Özel bir kamera lazım. Rig lazım. Evet. Onları evvelden biliyordum. Altın eldivenler şeyleri biliyordum evvelden. İşte dış çekimlerde. Çünkü o dönem film diye söylemem gerekiyordu. İşte şu binayı şuradan şuraya kadar görüyorum. Ama bütün içte geçen sahneleri onlar hep o anda yaratıyor. Da daha hoşuma gidiyor. Zannediyorum ki sinemam o zamandan beri daha kendine bir güvenliği var. Peki şeyi soracağım abi. Genelde filmlerinde doğal ışığa yakın bir ışık karakteri kullanıyorsunuz. Yani hep böyle çok da aşırı stilize olmayan, mekanın kendi ışığıymış gibi. Bu anladığım kadarıyla senin bu rahat çalışmanı da sağlayan bir şey. Evet. Bundan faydalandığını düşünüyor musun? Bu bir tasarım mıydı yoksa biraz tesadüfen de zamanla mı gelişti? Bak şöyle bir şey de var. Şimdi evvelden bir sürü şeyler yapmak istiyorum. Tamam mı? Böyle film çekmeden evvel. İşte kamera şöyle süslü olsun, böyle süslü olsun. Şöyle bir planı gerekiyor bana. İşte bir Scorsese planı gerekiyor. Ondan sonra şu ışığın Wong Kar-wai gibi olsun falan. Her filmde hemen hemen öyle başlıyorum. Ve işte testler yapıyorum. Ondan sonra düşünüyorum ve vazgeçiyorum. Çünkü kendi hikayeme yani o tarza inanmıyorum. Yakıştıramıyorum kendime. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sonuçta kendi malzememe inanmam lazım. Kendi malzemem beni ikna etmesi lazım. Bu çok önemli. Yani bunun sonucunu da şeyde görüyoruz aslında. Yani altın eldivende. Biliyor musun? Yani bunu ben inanmam lazım. Yani tamam bu adam bunları böyle öldürmüş falan. Böyle onun polis şeyleri var, yazıları var, detayları var. İşte onu saatlerce boğmuş, onu işte paramparça duvarına sokmuş falan. Ama bunları yani nasıl anlatacağım? Bunu inandırıcı anlatmam lazım. Ve bunu mesela süslü yapsaydım, böyle bir Japon ışığıyla, Wong Kar-wai ışığıyla çekseydim, inanmazdım hikaye. Karakteri inanmazdım. Yani o zaman ne bileyim çizgi film olurdu. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle o da herhalde içinde olan yapı ya. Yani. O benim yani. Onu değiştiremem. Ya keşke değiştirebilsem. Bazen hep deniyorum çünkü böyle bir özentim de var yani. Öyle süslü püslü şeyler yapmak falan. Süslü püslü dediğim zaman da yani sanki böyle ifademde bir eleştiri var. Evet. Var. Şu evet. Anda çünkü onu bir saatten sonra inanmıyorum. Ama peki, başka birisi yaparsa, Danny Boyle bunu yaparsa, Japonlar bunu yaparsa çok hoşuma gidiyor. Yani onu seyrettiğim zaman hiç karşı değilim ona. Aslında Nuri Bilge Ceylan da öyle. Ona böyle aşırı şeklinde böyle bir stilizm var. Böyle değiştiriyor, renkleri değiştiriyor, renkleri geri alıyor falan. Ve peki, çok hoşuma gidiyor. İnanıyor musun abi? Mesela Wong Kar-wai ve Nuri Bilge Ceylan'a da inanıyor musun? İnanıyor muyum diyor. Evet inanıyorum. Evet. Evet. Onun sinemasına yani evet. O hikayeye inanıyorsun. Evet. Okay. Evet. Yani nasıl Wong Kar-wai'nin hikayesine inanıyorum gibi. Nasıl kim böyle çok ışıklı işte Deli Bildo veya dünyada ne bileyim. Wong Kar-wai Wes Anderson. Wes Anderson. Ondan sonra Gaspar Noé. Gaspar Noé. Into the Void'te falan. Onlar bir, yani Into the Void'i yapıyor ve onu seyrettiğim zaman çok hoşuma gidiyor. O böyle benim için inanıyorum da yani. Çünkü bu Gaspar Noé'nin içindeki olan ruh. Bu Nuri Bilge'nin Ceylan içindeki olan ruh. Kişiselliği. Ona inanıyorum. Ama o ruh benim içinde değil ki. Benim ruhum farklı bir ruh. Doğru. Tamam denemeye çalışıyorum. Hep böyle değişik alanlar. Yani bu film farklı olsun, bu başka bir tür olsun. Ama yine de
ne kadar farklı türler arıyorsam da, denemek istiyorsam da yine hep böyle bir kendi kişiselliğime bir köprü arıyorum. Yani ona böyle bir, yani neden Marlene Dietrich? Yani sadece para kazanmak için bir firmayı şey yapmak için değil. Yani Marlene Dietrich Alman yani. Ben yani Türk'üm yani. Ben sokakta büyüdüm böyle. Marlene Dietrich gibi böyle şifonlarla falan yetişmedim ki yani böyle. Rolls Royce'larla falan. Ama o da göçmen, ben de göçmenim. Ama oradan yakalamam lazım hikayeyi. O zaman inandırıcı olabilir. O zaman kendi ruhumu katabilirim onun içine. Falan yani. Bir yandan sorularımız geliyor. Hatta şanslı olacak. Son sorudan direkt başlayayım. Son dönemde Türkiye sinemasında beğendiği filmler ve oyuncular oldu mu? Türkiye'de yeni bir film çekmeyi düşünüyor mu? Yönetmenleri de ekleyebilirsin bize. Güzel olur. Görüntü yönetmenlerini de ekler misin? Hatta öyle bir soru da vardı. Evet, görüntü yönetmenleri. Evet, görüntü yönetmen, beğendiğiniz görüntü yönetmenlerle. Biraz ülkeye dönelim. Ben çok görüntü yönetmenleri isim olarak tanımıyorum. Evet. Ve Türk sinemasını uzun zamandan beri takip etmedim. Çünkü hep festivallerde takip ediyorum. Evet. Yani ne bileyim, Cannes, Man, işte Venedik, oralarda. İşte bazı filmlere geliyor. İşte bir tek setim filmler, işte Nuri'nin filmleri. Onun görüntü yönetmeni kim? Gökhan. Gökhan Tebiyaki. Yani Gökhan olağanüstü ama Nuri de biliyor yani. O da fotoğrafçı yani. Orada yani iki fotoğraf usta bir araya giriyorlar. Yani o yüzden de öyle orada böyle bir ustalık var ve her filmde var o ustalık. Yani bu film olmadı, yani Üç Maymun olmadı veyahut da ne bileyim Mevsimler olmadı. Şey oldu, bir zamanlar Anadolu'da yok, ben öyle düşünmüyorum. Hepsi oldu. Yani hepsi çok sağlam. Son dönemde seyrettiğim filmler, bak iki Türk film seyrettim ben son yıllarda. Ne bileyim, o Yavuz Turgul'un filmiydi. Neydi o filmin adı? Av Mevsimi mi? Ne mesim? Av Mevsimi. İşte Şener Şen var ama o hep var. Cinayetli olan mı? Yok, zengin bir adam. İşte aklını kaybediyor, araba kazası. Son filmi. Onu bilmiyorum. Onu izlemedim. Ben de izlemedim onu. Okey. Ondan öyle bir şey daha. Çoğunluk galiba. Çoğunluk ama yok, çoğunluk biraz oluyor canım. Oldu evet. Çoğunluk olağanüstü. Yol ayrılımı mı? Kim? Onu görüntüm kimdi? Barış Özbiçer. O da çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yani onların da böyle yani o işte Nuri, Zeki, Yeşim, Yeni Sinemacı'nın bütün filmleri onların büyük bir etkisi oldu bana. Çok büyük bir etkisi oldu. Yani onları zaten zannediyorum ki kısa ve acısıyla beraber keşfettim. İşte bir festivale gittim. Bir Strasbourg'da kısa ve acısı oynadı. Orada şey de oynadı aynı yılda. Zeki'nin ilk filmi şeyle beraber, Masumiyet. Masumiyet, of çok güzel. Olağanüstü. Çok iyi. Olağanüstü ve o beni çok etkiledi. Yani zannediyorum ki bugünkü sinema bile o film etkiledi. Yani hele şey bakarsak, yani yaşamın kıyısına bakarsak, o aslında benim Türk film denemesi. Türkiye'de yaşayan bir yönetmen olsaydım, yetişen olsaydım, o olurdum yani. İşte ne bileyim, bazı arabada böyle planlar var. Onlar böyle arkadaşı aslında selam vermek istiyorlar. Ya. Bence Yılmaz Güney'in en iyi filmi Arkadaş. Yani hele kamera çalışması. Hepsi iyi canım. Bu arada Yavuz Turgul'un son filmi Yol Ayrımı, Uğur İç bakmış. Evet, Uğur abi. Yol Ayrımı. Filmin adı Yol Ayrımı. Evet. Ondan bir film daha seyrettim. Önder Çakar'la beraber bir film seyrettik burada sinemada. Neydi o ya? Hatta o bana bir teklif olarak gelmişti o senaryo. Kim oynuyordu hatırlıyor musun? Şu ölen şarkıcı neydi ya? Ferdi Tayfun değil. Orhan Gencebay'da değil. Müslüm Gürses.
Ha Müslüm, ha ha. Evet, onu seyrettim. Yani son Türk filmini seyrettim. Müslüm Gürses ve Yol Ayrımı. Yol Ayrımı, okey. Peki yani, sence Türkiye'den çıkan yönetmenlerin dünya kariyeri için nasıl gözüküyor? Ne düşünüyorsun oradan baktığında? Yani Nuri Bilge Ceylan tabii ki, ama yeni çıkan kuşak için zor mu süreç? Şey, Emin'in filmini mesela seyretmedim. Emin'in bir filmi vardı. Kız Kardeşler. Kız Kardeşler. Beraber Berlin hatta şeyde Berlin Film Festivali'nde. Geçen yıl. Onu seyretmedim. Onu seyredemedim. İmkanım yoktu. Ve o yüzden de yani şu anda pek bilmiyorum yani ne dönüyor Türkiye'de. Seren işte yeni bir çalışmayı yapamadı. İşte dizileri de seyretmiyorum açıkçası. Şöyle bir estetik değişimi gördüm Yavuz Turgul'un filminde. Bak, Yavuz Turgul'un bana çok büyük bir etkisi oldu. Şeyin Muhsin Bey diye bir filmi var onun. Evet, efsanedir. Ve Muhsin Bey aslında duvara karşıya böyle bir yol veren bir film. Yani onu tamamen böyle bir analize etsen onu da görersin yani. Orada işte o karakterlerin yolu, ondan sonra İstanbul, müzik, o Türk müziklerin yani duvara karşıdaki Türk müziklerin kaynağın biri de ve çok önemlisi de şeydir yani o Yavuz Turgul'un filmi. Ve o film de çok sinemasal bir film. O büyük perde için yapılmış. Yani işte ne bileyim işte Uğur Yücel'in Şener abinin taşıması, işte diş doktorunu taşıyor gece vakti falan. Ondan sonra Uğur Yücel'in çatıdaki şarkı söylemesi. Ondan sonra işte Şener abinin araba sürme sahneleri. Şener abi de hapiste. Yani o filmin bayağı böyle bir ışıkından, renginden, her şeyinden duvara karşı bir etkisi var. Tamam, onlar ahtapotla üç potla çalıştılar. Biz omuzdan çalıştık, ama yani biz omuzdan çalışmasaydık, üç pottan çalışsaydık daha fazla da benzerdi. Yani bir daha seyrettiğinizde o filmleri onu görürsünüz zaten. Muhsin Bey'le şey diyorsun. Duvara karşı. Evet. Ve şimdi Yol Ayrımı seyrettiğimde şöyle bir şey fark ettim. Yani bir bazen Türk dizileri, işte annemlere babamlara gittiğim zaman, onlar da burada yaşıyor. Onlar da çanak falan, kablo falan var. Onlar o dizileri seyrediyorlar. Ve o bazı dizilerin belli bir estetiği var. İşte o da böyle ne bileyim böyle klasik Türk dizi estetiği. İşte ne bileyim bir aile bir arada oturuyor. Ondan sonra kahvaltı ediyorlar falan. Yani ne bileyim. Simit, ne bileyim. Ve öyle bir estetiği var filmde. O da böyle biraz bir belli bir hayal kırıklığı yaşadım orada. Yani o Muhsin Bey'den o yolculuk ve eşkıya falan, onlar böyle büyük perde için yapıldı. Aslında bu da büyük perde için yapılmış yani bir sinema filmi. Ama estetiği bir dizi estetiği. O çok ilginç. Yani bunu görmek ilginç. Olumlu anlamda mı, olumsuz anlamda mı? Yani dizi bunu, estetiği olması. Demin bahsetmiştik ya işte neyi hangi platform için yapıyorsun? Hangi ekran için yapıyorsun? Evet. Telefon için mi? Tablet için mi? Bilgisayar için mi? Televizyon için mi? Büyük televizyon için mi? Yoksa beyaz perde için mi? Ve daha neler? Bence bunu karıştırmamak lazım. O kadarını diyeyim. Yani futbol futboldur. Futbolla bilardo bir araya gelemez. Yani tuhaf bir oyun olur. Anladın mı? Bir sorulardan bir tanesi, kendi filmleri arasında en sevdiğin filmin hangisi? Ben belgesellerimi seviyorum. Belgesel. Yani İstanbul Hatırası. İstanbul Hatırası ile ilgili de sorular vardı. Neden böyle bir iş yapmaya karar vermişsin diye bir soru vardı abi. Evet.
İşte dediğim gibi yani biraz evvel The Cut bir yolun sonuydu benim için. O yolda işte Türkiye'yi keşfetmek. Ve Türkiye'yi keşfetmek benim ikinci kısa metraj filmle başladı. Yani bakın şimdi Almancı yani göçmen olarak yetişmek şöyle bir şeydi. Yani Türkiye bizim için Matrix gibi bir şeydi, tamam mı, küçüklüğümüzde. Yani tamam, böyle gerçek hayat var. Ya da bizim zannettiğimiz gerçek hayat var. O da Almanya, Hamburg, işte okul, mahalle, annem, babam, arkadaşlar falan. Ondan sonra Türkiye. Öyle bir avantajım vardı diğerlere karşı. Böyle bir karşılaştırabiliyordum yani. Ve Türkiye Matrix'ti. Yani köy hayatı, balığa gitmek, İstanbul falan, amcamlar işte, ne bileyim, akrabalar. Tamamen başka bir şey. Tamam mı? Ve tabii ki buna hep meraklıydım ve daha fazla şeyler öğrenmek istiyorum film hakkında, Türkiye hakkında. Ve işte o kısa filmle geldiğim zaman ve onu Şile'de çektiğim zaman ilk defa bir İstanbul ekiple çalıştık. Ve bazılarından halen bugün tanışıyorum, işte Enis falan reklamcı oldu o. Ondan sonra onlarla arkadaş olduk. Onlar benim yaşımdalar. Aynı müziği seviyorlar. İşte aynı tişörtlerle falan geziyoruz. Ama onlar Türkler. Şimdi tanıştığım kişiler, bak İstanbul'u hiç bilmiyordum. Yani İstanbul'a adım atamıyordum ben. Filmden evvel. Tamam mı? Yani böyle İstanbul'da şöyle bir snobizm de vardı böyle İstanbul gençlerin. Ne bileyim, mesela kemancıya gidiyordum böyle kendi başıma 95'te falan. Ve kimsenin bir diyalog kuramıyordum. Yani çok zor bir yer İstanbul o zaman. Yani New York gibi bir yer yani. Böyle New York'a kendi başına gittiğin zaman böyle kimsenin tanışmıyorsun. Böyle millet böyle herkes kendi yolunda falan böyle. Aa bekle, konuşalım mı? Ben de Türk'üm ama Almanya'da yaşıyorum. Milletin umurunda değil ya. Siktir. İşine bak, yürü falan. Değil mi? Ondan sonra tabii ama çok meraklıydım. İstanbul kızları, İstanbul halkı, İstanbul gençleri, İstanbul rockçılar falan. Olmuyordu abi. Ondan sonra işte o filmi yaptım. O da bir gerçek bir hikaye ama o Didim'de geçen bir hikaye. Bir yazlıkta geçen bir hikaye. İşte Almancıların aranında geçen bir hikaye Türkiye'de. Tamam mı? İşte onlar işte Türkiye'ye gidiyorlar, tatil geçiyorlar, birbirlerine takılıyorlar falan. İlginç bir projeydi. Ve o İstanbul film ekibi çekimden sonra bizleri böyle Ortaköy'e, Taksim'e, Beyoğlu'ya gezdirdiler. Bir güzel böyle. Diskolara, barlara, rockçı barlara falan. Ve arkadaş oldu. Dedim ki ben bunu artık bırakmam. Ben bu yolda devam etmek istiyorum. Daha fazla, daha iyi tanımak istiyorum. Tamam mı? Ondan sonra kısa bacısı çektim. O da Antalya Film Festivali'nde oynadı. 98'de. O yıl Takva, yok Takva değil, Gemide. Gemide. Gemide oynadı, Yeni Sinemacılar. İşte, Serdar Akar. Evet. Evet, Aksun. Abi. Ondan sonra işte Önder Çakar falan. Feridun Koç falan. Onlarla tanıştım ben abi. Ve kanka olduk böyle. Çok sevdik birbirimizi. Ondan sonra dediğim gibi şeyi de tanıyordum zaten. Zeki'nin filmini tanıyordum. Masumiyet'i tanıyordum. Böyle abi böyle tanıştık Yeni Sinemacılarla. Hemen arkadaş olduk. Hemen fikir alışverişi yaptık. Ve onların da böyle, hele Önder Çakır'ın böyle bana böyle büyük bir etkisi oldu. O Türkiye bana öğretti, gösterdi, şu bu falan. Ondan sonra bir barı varmış. O barı da biliyordum ben. Onu barın aralarında 3 katlı bir yer. Andon. Andon diye bir yer vardı. Biliyor musunuz onu? Sıra sergilerde. Tamam. Andon. Kemancı'nın orada yani aslında. Kemancı'nın karşısında. Ha, okey. Tamam. Girmedim ama. 3-4-5 katlı bir yer. Tamam mı? Oraya yaşıyordu. Ondan sonra peyote vardı. Eski peyote. Evet.
O kaktüsün yanındaydı. Kaktüs diye bir mekan var şeyde. İstiklal'den böyle gidiyor. Mis sokaktaydı galiba. Mis sokak. Biraz ileride daracık böyle pis bir yer vardı. İşte peyote. İşte oraya takıldım ben. Ondan sonra oradaki müzik piyasası. Zen. Sonra onlar Baba Zula oldu. Tamam mı? Evet. Bir akşam Selim Sesler çalıyor. Yani bir akşam Baba Zula çalıyor orada Zen. Böyle tamamen böyle underground, punk, alternatif, avantgarde müzikler. Ertesi gün böyle Selim abi böyle düğün havaları. Abi o benim böyle kafamı öyle bir açtı ki o dönem. Öyle bir açtı ki. Ondan sonra her filmde işte Yuri de Türkiye'de bitiyor. Evet doğru. Evet. Beraber. Ondan sonra duvara karşı, hele duvara karşı da böyle bayağı Türkiye'de çekildi. O zaman da tabii Güven de oynadı, Meltem de oynadı. Böyle bambaşka bir yerlere girdim. Böyle ne bileyim sosyeteye, tamam mı? Böyle Bebek falan, Ortaköy, Şişli. Ondan sonra tabii ki hep aynı zamanda müzik. İşte Bakırköy'deki hip-hopçular. Üsküdar'da hip-hopçular. Ondan sonra ne bileyim. Ceza vardı, şey vardı değil mi? Cezbalar var. Ondan sonra evet. Orhan Gencebaylar. Gencebay, Sezen Aksular. Sezen Aksu zaten hep onu sevdim. Ondan sonra o duvara karşının başarıyla, o dalgasıyla o beni ta Sezen'e kadar şey yaptı. Zaten yani ilk filmden beri, ilk kısa filmden beri hep onun müziklerini kullanırdım. İlk kısa filmde, ikinci kısa filmde, duvara karşıda, kısa başta falan. Ondan sonra dedim ki ben bu bütün gördüklerimi, bu İstanbul'u, bu hele böyle 2001, 2, 3, 4 İstanbul'u, o zamanki İstanbul yani en rahat ve en etkici ve en serbest ve en özgür ve her şey böyle olabiliyordu o zaman. Böyle bir piyonier duygusu vardı. Böyle yani o kadar bir cennetlik bir yerdi ve bunu da bütün dünyada paylaşmak istedim. Duvara karşı o kapıyı açtı. Tamam böyle dünyaya açtı. Dedim ki arkadaşlar madem bana bu kapıyı, bu camı verirsiniz, bu pencereyi, ben size şunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve tabii ki aynı zamanda bana bir nefes verdi duvara karşıdan sonra. Çünkü duvara karşıdan sonra çünkü ben parasız kaldım. Yani çünkü duvara karşı ilk filmimdi yapımcı olarak. Dediğim gibi çekebilirim diye kendim yapımcı olmam gerekiyordu. O yüzden kendi maaşımı filme kattım. Bir filmi yaptım. Filmde böyle ünlü oldu ama ben de ünlü oldum. Ama bir anda parasızdım böyle. Hemen bir film lazım böyle çabucak. Ne yapalım? Kamerayı omuza aldım böyle video kamerayı. Dijital falan. Gidelim İstanbul'a müzikçilerle takılalım falan. Öyle oldu film. Çok güzel. Evet. Çok güzel film oldu ama ya. Ben o film en sevdim. O bir de o Trabzon'daki o belgesel. Evet şey. Cennetteki çöplük. Evet. Aynen. 16 mı çekilmişti duvar şey? Neydi? Crossing the Bridge. Yok yok 16 değil. Onlar dijital. Video cam. Bir şey söyledin Ersin. Ya, ya bizim bile bilmediğimiz siyasiye bendi. Ben o zaman bilmiyordum mesela. O belgeselde evet. Öğrenmiş. Ben yani de çok... siyasiye bendi. Evet, ben de. Underground İstanbul'u göstermiştin bize yani gerçekten. İşte underground'dan ne bileyim. Evet en üst. Etilere kadar. Tamam. Aynen. Yani öyle bir ortalama tamam mı? Yani böyle işte Aynur'lar falan böyle o. Yani Aynur Doğan vardı. Güzel bir çözmeydi. O güzel bir çözmeydi. Yani, ilk olarak da evet çok şey vardı. Bir yandan da iki saati devirdik. Tamam. O yüzden tamam. Yavaş yavaş. Bir yandan da çok güzel gidiyor. Nasıl durduracağım? Tamam devirdiniz biraz daha sanki ya. Yok abi benim geveziliğim sosyal... tuttu ya. Estağfurullah. Ağzım yoruldu çenem falan. Fatih şey sorusu çok geliyor da senaryolarla ilgili o birkaç arkadaş sormuş, Senem de sormuş. Senaryoları yazarken birilerinden destek alıyor musun? Süreci nasıl biraz bize kabaca anlatır mısın? Çünkü çok otör de bir yönetmensin ya. Ya hep, bu senaryo sende nasıl işliyor? Hep birileri var bana yardım edin. Okey. Hep birileri var. Yani duvara karşı da rahmetli Andreas vardı. O benim yapımcıydı. Andreas duvara karşıya kadar ben oyuncu olarak da çalışmıştım Almanya'da. Para kazanmak için.
falan. Benim kariyerim de oyuncu olarak da başlamıştı. Ve bir gün Andreas'ın benim yönetmenimdi. Ve iyi bir yönetmen değildi ama süper bir yapımcıydı. Onun yolu öyleydi. Yani böyle işte o da kameraman. Önce ışıkçıydı. Kablo taşıyordu. Işık yapıyordu. Ondan sonra focus pola. Kameraman. Senarist. Yönetmen yardımcısı. Yönetmen. Tamam mı? Her şey yani. Filmmaker. Ondan sonra evet aynen. Ondan sonra işte onun hayatının sonu benimle beraberdi. Şeyde o yaşımın kıyısı çekimde o rahmetli oldu. İstanbul'da hatta öldü. Ve İstanbul'da bu çok... Sette bir olay mı olmuştu? Sette. İşte son haftada. Kalp krizi geçirdi galiba değil mi? Beyin kanaması. Beyin kanaması. Büyük Londra Oteli'nde. Ve büyük, orayı da çok seviyordu. Büyük Londra'yı. Ve o benim... Onu sevmiştim ben. Ve duvara karşı senaryo vardı elimde. Ve dedim ki abi... Ona da bir film gerekiyordu bizim çalışmadan sonra. Ben onun oyuncusuydum dediğim gibi. Arkadaş olduk. Ya benim şurada bir senaryom var, bir komedi duvara karşı. O zaman duvara karşı da komediydi, tamam mı? Çek, sen istersen çek bunu dedim ona. İşte Green Card tarzında bir komedi falan diyorum. Ondan sonra onu okudu. Ve dedi ki yok dedi, bunu sen çekmen lazım dedi bana. Bu senin dünyan. Ben senin dünyanı bilmem ki. Ama yok beraber falan, ben sana yardım ederim dedi. Ben senin yönetmen yardımcım oldum dedi. Hem yapımcıydı, yani bir firma kurduk beraber. Yani bir gecede kurduk o firmayı, Corazon'u. Aynı zamanda yönetmen yardımcısıydı. Ama onun senaryoya çok büyük etkisi vardı. Yani yardım etti. Şu şöyle olması lazım, şu böyle olması lazım falan. O çalışma da yaşamın kıyısında devam etti ve daha da arttı. Ve anladı ki Fatih, yani ben duvara karşıdan kurtulmak istiyorum. Farklı bir film yapmak istiyorum. Tamamen farklı. İşte o zamanlarda böyle ne bileyim Inarritu, Babel falan, yani o filmler vardı ya. İşte evet. Zamanlar böyle attı falan. Onlar da hoşumuza gitti, o Meksikan sinemalar. İşte Itumama Tambien falan. Ondan sonra onun tarzında bir senaryo. Ama yani, duvara karşı bence daha çok yakındı şeye, Meksika tarzına bana sorarsan. Tarzı tabii. Amores Perros. Daha intens yani. Amores Perros vardı ya başlıkta. Evet, aynen. Onun tarzı etkisi var duvara karşıda. Mutlaka var. Aynı dönemin, aynı nesilin filmleri ondan. O daha evvel çıkmıştı. O çok bizim hoşuma gitmişti. Ama şey olarak o zaman geçişlemeler falan, yani o yapısı, görsel yapısı değil de o sinema senaryo mimarı, onu böyle Meksikanlardan şey yaptık, o vardı, ondan sonra o öldü. Soul Kitchen'ı zaten oyuncuyla beraber yazdım, Adam Bostukos'la, o Yunan'la beraber yazdım. Onun çünkü bir lokantası vardı 10 yıl, o bütün hikayeleri biliyordu, ondan sonra onu beraber yazdık. The Cut'ta kimsem yoktu. Yalnızdım ve zannediyorum ki o yüzden de film eksik oldu. Kimsem yoktu yanımda ki alışveriş yapayım. Yani işte arkadaşı işte ölmüştü Andreas. Ama Cut bir de zor bir konu yani. Birçok anlamda. Yani oraya girip bir şey. Zor bir konu. O yüzden de tabii ki mutlaka keşke orada birisi bana bir abilik yapsaydı. Ama o doğru ağrıyı bulamadım yani, seçemedim. Göremedim de. Ve tabii ki şımarmak demeyeyim ama yani başarılılık da böyle biraz da şımartıyor seni. Yani bak şey yaptım ben. Duvara karşı yaptım. Böyle film çok başarılı oldu. Ondan sonra işte Cannes'a davetliydim. Jüriye. O sene Crossing the Bridge'i Cannes'da gösterdim. Müzik belgeseli. Her yere satıldı. Herkes o filmi sevdi. Ondan sonra ertesi yıl şeyle yarışıyorum. Yaşamın kıyısıyla yarışıyorum. Film iki tane ödül kazanıyor Cannes'da. İşte en iyi senaryo, bir de ekonomik jüri ödülü. Ondan sonra Soul Kitchen en fazla gişe
rekorumu kırıyor. Almanya'da böyle 1,5 milyon falan. Ondan sonra Venedik'te ödül kazanıyor. İşte 3 festivalde de ödül kazandım. Filmlerde satılıyor, seyirci yapıyor bütün dünyada. Böyle yani her filme sanki daha başarılı oldum. Ve tabii o zaman da şımarlık dediğim zaman korkuların eksikleşiyor. Korku da iyi bir şey. Korku her zaman iyi bir şey. Yani o tabi bize o korkuyu verdi ki böyle açık gözle dünyayı görmek için, açık gözle sinemayı görmek için, açık gözle kendi işini görmek için. Böyle ne bileyim böyle bir tavşan böyle ormanda böyle açık gözle gezer, tamam mı, böyle korkar, böyle ne bileyim şey gelir, kuş gelir, ondan sonra ne bileyim tilki gelir, kurt gelir, yer onu falan, biliyor musun? O korkuyu kaybettim biraz. Dikkati yaparken. Ve o korkunun kaybetmesilik de neticesi işte o yaşadığım başarısızlık. Ve yani o da çok ağırdı yani, böyle bildiğin gibi de yani böyle sanki şöyle oldu yani, böyle millet de yani sanki bunu da bekliyormuş gibi oldu. Ha 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 falan. Biliyor musun ya? Yani çok öyle oldu. Yani sanki geçen başarılar için bir şimdiki ceza saati geldi, tamam mı? Bayağı öyle oldu ve tabii ki bunu daha evvel yaşamadığım için bir depresyona girdim, bir mutsuzluğa girdim, bir para borcuna girdim. Ondan sonra istediğim projeyi yapamadım. O zaman şey vardı, paramparça projesi vardı bende dikkatten sonra. Hı-hı. Senaryo halde, dediğim gibi çok eski bir proje o da. Onu ben onun lisede yazdım. Versiyonu. Ondan sonra onu yapamadım. Ona para bulamadım daha doğrusu. Bir arkadaşla tanıştım. Birisi beni bir eski bir senaristle tanıştırdı. Bir eski Alman senarist. Böyle bir abi, tamam mı? Böyle bir amca. O bir arkadaşın arkadaşı. O paramparça bir arkadaşla beraber yazdım. Bir ustayla beraber yazdım. Böyle bir yaşlı bir film hocası var burada Hamburg'da. Hakboom, o da yönetmen. Onun bir arkadaşı var Münih'te. O da bir eski bir senarist. Onunla tanıştım. Ve o da benim yapımcım ve yazı ortağım oldu. Yani firmama ait değil, ben onu kiralıyorum filmden filme. Ve bayağı da pahalı. Ama evet. Bazı senaryoları beraber yazıyoruz. Yani Malini diziyi beraber yazdık. Onu 4 kişi yazdık. Ve iyi bir şey. Yani böyle 2 kişi olmak daha iyi bir şey. Yani öyle bir kompleksin de yok. Aa, ben kendimi ifade etmem lazım. Ben bunu kendim yapmam lazım falan. Öyle bir derdim yok. Yani doğru adamı veyahut da doğru kadını, yani doğru kişiyi bulmak. O önemli. O çok önemli. Bu diziden bahsetmişken abi... Bu online platformlar için bir projem var mıdır yakında? Ya da bir öyle bir online platform mesela bir proje, evet, var mı? Sizin arkanızda bir duvar var. Tamam mı? Yani benim bilgisayarın arkasında. Orada sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane proje var. Oley! Evet, üzerinde çalıştım. Bunun bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 4'ü film, yani ya sinema veyahut da ne bileyim Netflix, ama film yani. Dizi değil. Diğer 4'ü dizi. Wow. Çok güzel. Yani projeler var ama işte zaman az. Sıradaki proje ne? Bir anlatmıştın ya bize, ondan biraz bahsedebilirsin belki istersen. Hangisi? Bu Merlin Dietrich. O bir dizi, bir HBO için bir dizi. Ne deniyor? Limited series, yani mini dizi. 6 bölüm. Ve tek yani. Ondan sonra ikinci, üçüncü sezonu yok yani. Ve onu aslında bir saatten sonra sinema için de yapmaya çalıştım. Yani onu yazmadan evvel büyük bir korku vardı bende. Bunu yazabilir miyim? Bu yani katıyan benim dünyam değil. Yani Hollywood
1930'larda yani burada ona nasıl baş başa geçelim, ona nasıl bir köprü kurabilirim falan, bir korku, bir endişe falan vardı. Dayan bana bir cesaret verdi. Dayan dedi ki, Dayan projesi zaten bu. O bu paramparçanın setinde doğan bir proje. Ve Dayan dedi ki, bak sen bu saate kadar beni en iyi yönetmen sensin dedi. Benim yönetmenim buldum, sensin benim yönetmenim. Yok diyorum, sen Tarantino'dan çalıştın, ondan buna. Yok onlar değil ama sen benim oyuncu yönetmenimsin. Seninle çalışmak istiyorum. Ben Marlene Dietrich'i oynamak istiyorum. Ve sen yaz ve sen çek onu lütfen falan diyor. Tamam mı? Ya abla ne diyorsun falan. Abla değil, ben ondan büyüğüm. Ama işte bir işte ona bir söz ağızdan çıktı bir kere. Ondan sonra böyle düşündüm, taşındım. Baktım da Diane'le benim de işimiz iyi gidiyor böyle. Ne bileyim işte ödüller, müdürler, film de iyi gidiyor. Gişe yapıyor film. Biliyor musun? Beni de o o Elveda Berlin Almanya'da çok iyi gitti. O Dikkat'ten sonraki film. O bayağı böyle gişe yaptı Almanya'da ve şeyler eleştirenlerden beğenildi. O yüzden de bir belli bir gişe yaptı ve o yüzden o yaralığımı biraz şey yaptım. Tedavi ettim. Evet. Ondan sonra paramparça geldi ondan sonra. Yine böyle kan, yine ödül, yine Golden Globe, ba. Böyle o iyi oldu ve onu da Diane'in sayesinde. Dedim ki bu iyi oldu. Bir kere daha beraber çalışalım. Yani madem öyle, madem aramızda böyle bir alışveriş var. Ondan sonra senaryo yazdım. İşte üç kişi, dört kişiydi toplam. Ve senaryo güzel oldu. Senaryo güzel oldu. Ve bunu beklemedim. Senaryonun o kadar iyi olacağını. Ya bu bayağı güzel falan. Ama tabii dört kişi yazdık diye. Ve bir yıl sürdü diye. Ve beğenildi. Her taraftan farklı bir yaklaşım var. Böyle bildiğin dönem film veya da bildiğin biyografi falan değil. Ama bir belli saatten sonra dedi ki ya altı bölüm falan çok para. Acaba bunu, benim Fransa'da bir ortağım var. Onlar içine girmeye çalıştı ama HBO'daki ortam, Warner Brothers'daki ortam, dediler ki yok dediler, biz bunu kendimiz yapacağız. Biz ortakla çalışmıyoruz. Biz bir stüdyoyuz, bize ortağımız gerek yok. Ortağımız sensin dediler. Sen sanatı hallet, biz parayı hallederiz falan. Ama Fransızları da seviyorum. Oturuyorum Fransızlardan geçen kanda ve diyorum ki ya bunu sinema olarak yapmak ister misiniz diyorum onlara. Acaba sinema mı yapalım? Tamam mı? Aynı. Yani böyle ondan sonra onlar bana bakıyorlar ve kafayı sallıyorlar. Yok diyorlar. Bizi olsun. Bu yok, bu zamanlar bitti. Bunun birisini artık çıkartamayız. Onlar da büyük bir flop yaşadılar, tamam mı? Onlar bir film yapmıştı ve hiç iş yapmadı. Film de çok pahalıydı. Film Paolo Sorrentino'nun filmi. İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino. Aynen. Hangi? Yut mu? Yok. Yok. Lobo. El Lobo diye bir film galiba. O da Berlusconi'nin hakkında. Bir siyasi, bir İtalyan siyasi. Ha, doğru, evet. O film abi böyle 20 milyonluk euroluk bir film bütçesi. Ve hiç kimse sevmiyor o filmi. Ve Cannes'da bile kabul edilmedi. Ve Paolo Sorrentino aslında Cannes'da yani böyle ona evet. Bir garanti böyle, tamam mı? Abonoma var onun böyle Cannes'a, tamam mı? Böyle yok. Cannes filmi kabul etmedi. Filmi seçmediler. Seçmediler filmi ve o anda o film öldü. Ve onlar çok para kaybettiler. Benim Fransız ortağım. Yok dediler. Bunu dizi olarak finans olur bu ama sinemada değil. Nasıl yani? Şimdi bugün Bertolucci çıksa ve Son İmparator'u çekmeye kalksa çekemez mi diyorum ben de. Onlar ne diyor biliyor musun? O kadar. Çekemez dediler. Ya abi Scorsese bile. Yani gördün yani Scorsese bile. Aynen. Tabii. Aynen John Wayne'in abi. Aynen. Tabii ya. Sinemaya sokamadı filmini. Evet. Şey öyle abi.
Cuarón, Roma. Cuarón da öyle, evet. Yani ne yapsın? Yani evet. Filmi yapmak için evet vazgeçtiler sinemadan. Ve onlar ikisi de sinema filmi. İkisini de sinemada seyrettim. İkisini de Netflix'te seyrettim. Ama sinema, o filmler sinema için. Yani evet. Sinemayı büyük perdeye yakışıyor o filmler. Evet. Peki bu değişim aynı zamanda şeyde Burcu Matur da bir soru sormuş. Değişme şeyde etkileyecek mi? Yani Covid'den sonra neler olacak acaba? Kimse bilmiyor ki. kimse bilmiyor. Şu an hiçbir tarih belli değil tabii. Yok. İki şey var yani. İki senaryo var aklımda. Yani o 8 senaryodan hariç. İki senaryo var. Birincisi belki millet artık sinemaya gitmez. Belki sinemalar ölür. Zaten şu anda kiraları ödeyemiyorlar. Evet ya. Burada yavaş yavaş işte dükkanlar açılmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Okullar daha kapalı. Kiliseler daha kapalı. Camiler daha kapalı. Ama böyle yavaş yavaş işte 800 metrekare boyunda dükkanlar açabiliyor. Ondan sonra bu iyi giderse işte 2 hafta sonra, 3 hafta sonra işte okulları, ondan sonra iyi tiyatro, öyle yani. Ve sinema, futbol falan onlar en son. Evet. Yani şeyde. Ve hangi sinema bunu taşıyabilir? Tamam devlet yardım edeceğiz diyoruz ama ne kadar yani? Böyle bu milyonlarca bir para. İki senaryo var. Yani bir sürü sinemalar ölecek, çökecek. Yani çıkacak alanlardan. Az sinema kalacak. Ve seyirci de uzak duracak sinemadan. Çünkü bu COVID bize bir korku yarattı ki böyle başka insanlardan bir araya gelmek istemiyoruz. Artık böyle bu mesafe olay böyle içimize işledi falan. Ve o yüzden de sinemalar artık gişe yapmayacaklar. Ve o para gibi olacak sinema, tamam mı? Böyle çok pahalı bir şey. Ve herkes yapamayacağın bir şey. Ancak Nuri Bilge Ceylan falan onlar yapar. Biliyor musun böyle benim gibi tipler de belki yapamazlar. Çünkü böyle eleştirmenler ki ya bu çok fazla halka yakın yapmaya çalışıyorlar. Yok sinema böyle elitler için olması lazım. Belki oraya gider sinema. İkinci senaryoda belki bu COVID-19 geçer ve insanlar da şöyle bir duygu yaratır ki abi ben bunu özlemişim, başka insanları özlemişim, insanları sarılmaya özlemişim. Ben gideyim. Sevişmeye özlemişim yani. Yani sinemada beraber olmak yani onu özlemişim falan. Ve belki ve içimde de şey, ya aslında ben olayı böyle görmek istiyorum. Yani hep beraber gene işte ne bileyim ilaçlar olsun, ondan sonra güvenli olsun. Hep beraber yine sinemaya gidelim. Çünkü biz bu duyguyu özledik. Yani ya oraya gidecek ya da buraya gidecek. Umarım ikinci senaryo gerçekleşir. İnşallah. Ama genel olarak araştırmalarda toplum kolay unutuyormuş. Yani savaşlardan ve böyle büyük şeylerden beri hep unutulur diyorlar ve muhtemelen unutulur. Bence de inşallah unutulur da sinemalara döneriz yani. İnşallah. Aynen. Arkadaşlar. Evet. 2,5 saate yaklaştık. Daha fazla da yormayalım. Köpeğim var, onu da çıkartmam lazım. Çok teşekkür ettik abi. Abi çok teşekkür ederiz. Şey değil, ben teşekkür ederim. Ayırdığın için. Sağ olun, sağ olun. Güzel bir yayın oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel bilgiler aldık. Sağ olun. Ha, ya kusura bakmayın, gemizliğim tuttu. Estağfurullah abi. Yok çok, ya keşke çok güzel dinledik gerçekten. Böyle çok güzel, çok güzel bir muhabbet oldu. Tamam. O zaman herkese teşekkür ederiz. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Şey alabilir gibi böyle değil mi? Görüşmek üzere. Bay bay.